Evet arkadaşlar, afişlerimizde de duyurduğumuz gibi canlı yayınımıza başlıyoruz. Katılımı bekliyoruz. Biraz da sayfalarda paylaşalım ki daha fazla insan çalışma yaşamına yönelik sorularını sorabilsin. Onu bekliyoruz. Diğer taraftan da dediğim gibi paylaşırsanız sevinirim. Bugün çalışma yaşamına yönelik sadece sizlerin sorularını alacak. Biz herhangi bir yorum yapmayacak. Siz soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa bekliyoruz. Bize yorum kısmına yazın. Ben oradan okuyacağım. Bu arada dediğim gibi 2 dakika ricanızı istiyorum. Yayınımızı paylaşalım ki daha fazla arkadaşımızın sorularına cevap verebilelim. Siz de yayınımızı paylaşırsanız daha fazla insana en azından bilgi anlamında hizmet etmiş oluruz. Canlı yayınımızı bugün Ahmet Asoğlu arkadaşımdan yapıyoruz. Merhaba Ahmet. Merhaba Devrim. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol yoldaşım. Ahmet arkadaşım sosyal sigortalarda çalışan bir arkadaşımız. En azından takıldığımız konularda bize aydınlatma yapabilecektir. Dediğim gibi canlı yayınımızı paylaşıyorum. Sizinle paylaşmanızı rica ediyorum. Sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Evet. Ahmet sen de paylaşıyorsun görüyorum. Arkadaşlardan da paylaşımı arttırmalarını rica ediyorum ki birçok arkadaşımız soruları Evet. sorabilsin yayınımızın altına. Ruhsan Bayramlar Hanım, Ahmet seni görmek çok güzel diye yorum yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Canlı yayını nereden yayınlıyorsunuz deniliyor. Sayfamızda paylaştığımızı söyleyelim. Bu işlerde biraz zaman alıyor Ahmet. Bekliyoruz arkadaşlarımızın katılımını. Evet. Dediğim gibi bugün sadece ve sadece yorum yapmayacağız. Sadece çalışma yaşamına dair. Özel sektör olabilir, kamu olabilir. Ama ağırlıklı bildiğim kadarıyla özel sektör iş yaşamına yönelik sorularınızı bize iletebilirsiniz. Merhaba Nermin Hanım. Bekleyelim. Çünkü devamlı soruluyor. Çatalköy'den iyi geceler. İyi geceler Erol Bey. Dediğim gibi sorularınızı alta yazabilirsiniz. Emeklilik yaşınızı merak edebilirsiniz. İzinler ne kadardır? Türkiye'deki hizmetlerimden birleştirebilir miyim? Emekliliğimde Türkiye'de çalışmışlıklarım var. İşte işten durduruldum. Ne kadar sürede bunları ihbar süresi var ve benzeri arzu ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Emir Bey Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi'nde aşı yok dedi. Doğru, Sinovac aşısı özellikle bitmiş durumda. Başbakanın almasını bekliyoruz. Sevgili Önem Ahmet Eşin iyi yayınlar diledi. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Bu aşı konusunda eksiklik her geçen gün artıyor. Doğrudur. Çalışan gruplarımızda da sayfamızı paylaşıyoruz. Dediğim gibi yani emekliliğe yönelik, sosyal sigortalara yönelik sorularınız olursa bir konu anlatımı yapmaksızın tamamen sizin sorularınıza kendimizi ayırdık bugün. Ama eğer bir şey olursa, bu konuda bir tıkanma olursa biz zaten yavaş yavaş anlatmaya da başlarız birazdan. Bu sebeple bekliyorum yorumlar kısmına sorularınızı. Tahmin ettiğim kadarıyla tek yayını paylaştığım için tek gönderiden takip edersem soruları görebileceğim diye düşünüyorum. Ve bekliyorum. Özellikle Devrim, bu pandemi sürecinde çalışma hayatı gerçekten çok soru alıyoruz. Özellikle ihbar tazminatları konusunda olsun, işsizlikten faydalanmama gibi konularla ilgili, 1500 TL'li yardımlarla ilgili sık sık sorular alıyoruz.
Esasında çalışma hayatı gerçekten çok önemli ve bunu bu pandemi süreci bunun ispatı oldu bir yerde. Evet. İnsanlar özel hayatlarıyla ilgili sık sık sorar oldu. Bu da açık söyleyeyim bizi memnun ediyor. Evet. Bir sorumuz var Ahmet. Bu arada yayını paylaşım için şey yapabiliyorum. Burçin arkadaşımız. Özel sektörde sendika kurmanın yasal prosedürü nedir acaba? Ya da özel sektör çalışanları sendika kurabilir mi? Evet, kurabilir. Bizim 1971'den kalma sendika yasamız var. Sendika yasamızda belirtilen sayıdaki kişilerin bir araya gelmesi ve sendikalar Çalışma Bakanlığı altında sendikalar mukayyedimiz var. Orada sendika kurulabilir. Herhangi bir meslek veya işten çalışanların sayısı 20 kişi veya daha az olduğu takdirde sendika üye sayılarıyla ilgili bir düzenleme var. Sendika memurlar durumunda olabilecek en az 7 üyesi tarafından imzalanır diyor. Yani sendikanın kuruluşu anlatılıyor. Dediğim gibi özel sektörde sendika kurulmanın hiçbir olumsuz yasal olarak bir yanı yoktur. Sendikalar yasamız var. 13 Taksim 1971. Oraya göre özel sektör çalışanları da sendikanın mukayyetliğinden ben öyle tavsiye edeyim. Çünkü prosedür uzun. Yani tüzük hazırlamanız gerekir. Tüzüğü sunmanız gerekir. Ve benzeri hususlar var. Bu sebeple en güzeli sendikalar mukayyetliğine kuruluşu oraya veriyorsun. Çalışma Bakanlığı'nın altındadır. Ruhsan Hanım ihtiyaç sandığı 1500 TL destek primi açıkladı. Fakat hangi sektörleri kapsayacak belli değil. 200 kişilik iş yerleri var. Tek tek müracaatlar yapılıyor ama henüz hak sahibi sektörler açıklanmadı. Bu konudaki detayları ne zaman öğrenebiliriz? Çok haklı bir soru sevgili Ahmet. Ben bu konuyu yakinen takip ediyorum. Çünkü Çalışma Bakanlığı müsteşarı da geçen gün katıldığı bir haber programında bu sektörlerin henüz belirlenmediğini ifade etti. Başbakanlık müsteşarlığında kurulan bir kurul var. O kurul bu sektörleri belirleyecek. Ben sektörler belirlenmeden başvuruların açılmasının da ileride başvuranların hak sahibi olamadığı durumda ciddi mağduriyet yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü birçok işverenin başvurduk senin için 1500'ü alacağız, senin hesabına yatacak diyerek bu ay maaşını eksik ödeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla yarın o sektörlerde olmazlarsa ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bu arada senin de yorumların varsa alırım bu konuda ama bir Şu soru anda geliyor. Buyur. 10 bin kusur bir başvuru olduğunu tahmin ediyorum. 12 bin geri aşan bir başvuru olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu sektörlerin hangi sektörler olduğu, hangi sektörlerin faydalanacağı konusunda henüz bir net bir açıklama yapılmadı bakanlık tarafından. Ama tüm müracaatlar kabul ediliyor. 1500 TL yardım için diyeyim. Tüm sektörler Detayları katılıyor. ne zaman öğreneceğimizi emin olun. Yani bizi takip edin Ruslan Hanım. Biz hemen paylaşacağız. Nermin Elbulak arkadaş bir soru soruyor Ahmet. Ben iki çocuk annesiyim. Şu anda 52 yaşındayım. İlk çocuğumda 80 gün, ikinci çocuğumda 80 gün doğum izni kullandım. Bunlar emeklilik aylarına dahil edilecek mi? Evet Ahmet. Mutlaka dahil edilir. Çünkü analık ve kısa vadeli ödenekler, analık olsun, hastalık olsun, işsizlik olsun, 1080 günü aşmayan işsizlik ve hastalık ödenekleri prim günü olarak kabul ediliyor devrim. Evet. Kısa Yani vadeli olarak. evet. Yani siz şu anda burada bir ek yapayım. Sen de biliyorsun Ahmet. Sosyal sigortalar internet sayfasına girdiğinizde emeklilikten sayılan örneğin pandemi dönemi dahil olmak üzere bunları göremiyorsunuz. Boş olarak görüyorsunuz. Toplam günde göremiyorsunuz. Ama bilin ki günün sonunda siz onları hesaplayın. Yani yanlıştır aslında orada da görmeniz gerekir. Belki ayrı bir ifadeyle. Ama göremediğiniz için toplam gününüz şu anda eksiktir. Ama siz bilin ki emekliye çıkarken orada 25 yılı değil 160 gün eksiğinizi gördüğünüzde aslında emeklilikten hak kazanmış olursunuz yaşınızda tutuyorsa. Değil mi Ahmet?
Tabii ki mutlaka mutlaka. Onlar zaten internet sitemizde yayınlandığını sanmıyorum. Analık geçiş görmezlik süreleri ve hastalık geçiş görmezlik süreleri sadece hesap özeti yani yatırım özeti sigortalının. Bununla ilgili detaylı bilgi isteriz. Zaten şeyden dairelerimizden detaylı bilgilere ulaşabilirler. Beyan Evet. edilen her alanlık ödeneği prim günü olarak kabul ediliyor. Evet Nermin Hanım, özel için de geçerli. Zaten bu konuştuğumuz sosyal sigortalar veya sosyal güvenlik yasası kamu özel çalıştığı yer fark etmeksizin önemli olan hangi yasaya tabi olduğunuz. Sizin bu 160 günlük süreleriniz emeklilik bakımından dikkate alınacaktır. Bunu söyleyelim. Sorulara devam ediyorum Ahmet. Evet. Bu arada kaçarsa aşağıdan nasıl bulacağımı da bilmiyorum ama selamlar, Kakadece vatandaşıyım. Kakadece'de ilk sigorta tarihi 2 Mayıs 2005. 4.630 günüm var. Türkiye'de ilk işe başlama tarihim 1986. 1950 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? 68 doğumluyum. 18 Ocak. Bu buyurun. Kateci'deki süreleri tekrardan alabilir miyim lütfen? Tabii KKDC'de 4.630 Evet. 2 Mayıs 2005'te girmiş arkadaş. Evet. Türkiye'deki olan süreler Türkiye'de 1950. kaç doğumludur şahıs? 18 Ocak 1968. Biliyorsun devrim 2012 yılında kademeli olarak 67 doğumlu ve sonrası doğumda 1 Şubat 67 ve sonrası doğumlu olanlar için kademeli olarak yaşı ileriye çektik. Evet. 67 doğumlular 25 yılı sağladığı takdirde 51 yaşında 1 Şubat 67 doğumlu ve sonrası olanlar 1 Şubat 68 doğumlu sonrası olanlar ise 52 yaşında 25 yıl sağladığı takdirde, 57 yaşında da 15 yıl sağladığı takdirde emekli olabilirler. Şimdi şahsın 5400 günden fazla günü vardır. 15 yıl, 2387'li yasaya KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması'na bağlı olarak şahıs 1950 gün olan TC'deki süresini başvurup buraya getirip bizden bir maaş alabilir. 55 yaşında doldurduğu takdirde ve son 5 yılda 600 günü sağladığı takdirde. Ve Yani şart Ahmet, şu. Türkiye'deki süreleri buraya saydırabilmesi için saydırdığı takdirde de emekli yaşı bakımından kademeli uygulamasına giriyor değil mi? Aynı. Tamam. Yalnız şunu da Dolayısıyla ben efendim. özür dilerim sözümü kestim. Şunu da belirtmek lazım. Bağlanacak maaş buradaki çalışılan süre üzerinden bağlanır. Nazari bir maaş bağlanır. Yani şahsın şu anda 4630 günü var bizde. 1950 günü var Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik yasasına tabi. Evet. Aşağı yukarı kısa bir hesap yapayım. Şu anda 6500 gün varsayalım. Şu andaki 55-56 yaşında diyelim, maaş bağlanırken oranlanarak bağlanır. Yani totalde 6500 ve bizdeki çalışılan süre 4630 ise 4630 gün üzerinden maaş Evet. bağlanır, maaş hesaplanır. Evet. Yani Yani Türkiye'deki o süreleri buradan süreleri tamamlamak adına TC'den getirir. Süreleri Evet. tamamlamak. Evet, çoğu insan yanlış anlıyor. Zannediyor ki ikisi birleşip tek maaş alacak. Hayır. Sadece bizde emekli çıkabilmeniz için yeterli olmayan süreleriniz varsayılıyor size birleştiğinde bunlar. Ama maaş ödemesi buradaki prim yatırımın üzerinden oluyor. Devam edeyim soruları kaçırmadan. Evet. Anlaşılmayan bir şey olursa yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani anlaşılmayan bir şey olursa yazın özelden mesaj atın. Biz yorumları tekrardan okuyup kaçırdığımız yorumlar olabilir. Bunların hepsini cevaplayacak yani hiç şüpheniz olmasın. Devrim Bey ben bir işletmede çalışıyorum. İş yerim SSK yatırımı yapmıyor. En son 2019'da yatırılmış SSK'larımız. Ben Covid-19 geçirdim. Pandemi destek ödemesine başvuru yaptım ama alamadım.
SSK bana sigorta yatırımınız olmadığından dolayı bu ödemeyi alamazsınız. Son bir yıl içinde 200 gün, 240 gün sigortadan olması lazım dediler. İş yerinde SSK yatırımı yapmıyor. Ben ne yapabilirim? Bu desteği nasıl alabilirim? Evet Ahmet. Devrim, bu konuda doğrudur. Yatırım eksik olduğu takdirde biliyorsun ki hastalık geçici iş görmezlik, analık geçici iş görmezlik ve diğer kısa vadeli sigortalarda yatırım eksik olduğu takdirde ilgili aya girdiğinde bir geçici iş görmezlik hesapladığımızda sen de biliyorsun ki son 12 takvim ayının en yüksek 3 ya da pardon en yüksek demeyip son 3 ayı hesaplamada dikkate alınır. Yani Mart ayında geçici iş görmezliğe başvuran bir hastalık, geçici iş görmezliğe başvuran birinin geçici iş görmezlik ödeneği Mart 2021'den bahsediyorum. Şubat 2021, Ocak 2021 ve Aralık 2020 yatırımlarının yatması lazım. Ve bu COVID-19 için de aynı şekilde hastalık olarak kabul ediliyor. Ve bu geçici iş görmezlik hesaplanmasında bunlar dikkate alındığı için bu yatırımları biz talep etmek zorundayız. Evet yani Rovan Hanım şudur. Bu COVID-19 destek ödemelerini işsizlik parası almayla aynı mantığa bağladılar. Dolayısıyla sizin başvurduğunuz tarihte ki şunu söyleyeyim. Bu destek ödemelerinin geçerli olduğu bir süre var. Yani belli bir tarihten sonra teması olursanız veyahut da sağlık nedeniyle. 25 olarak. Evet. Dolayısıyla bu yatırımlarınız eksik olduğu için maalesef alamıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. İşverenin size prim yatırmamasıyla cezalandırılıyorsunuz. Bir yerde haklısınız. Ama prim yatırmaması yasaya aykırıdır, iş yasasına. Bu konuda lütfen çalışma dairesine şikayette bulunmanızı rica edeceğim. Ama maalesef üzülerek belirtiyorum. Bu primleriniz eksik olduğu müddetçe sosyal sigorta haklarınızdan yararlanamayacaksınız. Çok büyük bir sıkıntı. En azından işvereniniz yapılandırmaya başvursa bir nebze olsun bu sorunlar aşılabilecek ama maalesef. Aytaç abi bir soru soruyor. Ahmet sen bunu hemen cevaplarsın. Selamlar. 1970 doğumluyum. Kaç yaşında emekli olurum? Sen 1 Şubat sonrası doğumlu diye düşünüp cevaplarsan. 1 Şubat sonrası diye şey yapalım. Evet 1970 doğumlu. Örneğin Mart 1970 doğumlu dedik. Aytaç Bey'in 67. Bir saniyecik. 1970 doğumlu olanların 25 yıl olduğu takdirde 54 yaşında, 15 yıl olduğu takdirde de 58 yaşında emekli olur devrim. Tabii ki Evet. son 5 yılda 600 gün prim yatırma şartını da dikkate Evet. alarak. Evet. Gökhan arkadaş güzel sordu. Ahmet Bey size bir sorum olacaktı. Gökhan Ateş. Ölmeden emekli olabilir miyiz? Biraz da emekli yaşını 60-65'e de yapacaklar. Göreceksiniz dostlar. Devam ediyor. Bulgaristan doğumluyum. Orada 5 yıl çalışmışlığım var. Orada çalıştığım yılları buraya dahil edebilir miyim? Hayır maalesef KKDC yanlış mıyım Ahmet? Bir ülke olduğumuzdan dolayı herhangi bir Evet. sosyal güvenlik anlaşmamız olmadığından dolayı bu şu an için imkansız. Devam ediyorum. Ruhsal Hanım, önemli bir konuyu da aydınlatırsa Ahmet bize sevinirim. Bu pandemi döneminde gerçekten 30 günü çalışmayıp raporsuz ve gerekçesiz işe gelmeyen personeller oluyor. Fakat sigortalar bu dönemde KKDC vatandaşları için ödeneksiz izin dilekçelerini kabul etmiyor. Çalışmayan günler için işvereni prim yatırmak zorunda bırakıyor. Yatırılmaması durumunda temiz kağıdı verilmiyor. Bununla ilgili bir çözüm alternatifi yok mu? Ben şunu ekleyeyim, sen de eklesin. Maalesef ruhsal mevzuatımızda bizim ödeneksiz izin yok. Ve İş insanlar yasası. evet ödeneksiz izin yok ve Ahmet de doğrulayacaktır herhalde. Sigortalar diyor ki onları işten durdurun ve baştan alın o süreler için. Yani bir kişi ödeneksiz izin hakkı istediğinde bile alamıyor. Yani kendisi almak istese bile alamıyor. Dolayısıyla ya işten durdurmak gerekiyor ya da primini yatırmak gerekiyor yasa gereği. Değil mi Ahmet? Ha, çözüm şu olabilir. Pandemi dönemi için mesela bakanlar kurulu kararıyla kapatılan yerler prim yatırılmak mükellefiyeti getirilmeyebilir. Hatta yatırmayanlara bilindiği üzere süreden sayılıyor.
15 Mart 2020 ve 4 Mayıs genellikle kapanış tarihi 4 Mayıs 2020 tarihleri arası biliyorsun bu süreler yatmayan bu süreler uzun vadeli sigorta kollarından sayılıyor devlet. Fakat Evet. kısa vadeli sigortalıların sigortalı kısmında bu sayılmıyor. Sadece işsizlik ödeneklerinde ve hastalık geçici iş görmezlik analık geçici iş görmezlik döneminde bunlar bir şekilde hesaplamadaki cetvellerde öteleniyor. Yani 3 ay sonra 3 ay daha geriye gidiyoruz. Yani o süreç işsizlikte mesela daha çok işsizlikle şey olduğum için aşina olduğum için işsizlikte kayda nedir? En az 720 gün ve son 12 takvim ayında 150 gün prim şartı aranır. İşsizlikten faydalanılır. Evet ama burada şey yani ben tekrarlıyorum okudum da raporsuz ve gereksiz işe gelmiyorsa bir kişi bence onu yani şu yapılabilir. Örneğin Türkiye'de var şahsın yani işçinin suistimal açık olmasın diye onayıyla bir işçiye ödeneksiz izin hakkı verilebilmeli. Yorumlar devam edeyim atmadan. Şubat 2021 ayında prime esas gün sayısı kaç gündür? Kısmi kapalı iş yerleri için 30 gün üzerinden mi, 28 gün üzerinden mi değerlendirilecek? Evet Ahmet. Yani normalde çalışan sektörler için 30 gün üzerindedir. Zaten yasamızda da bizim tüm aylar 30 gün olarak kabul ediliyor devrim. Bir yıl Tabii ki 360 gün olarak kabul ediliyor. bir yılda 360 gün olarak kabul ediliyor. Yani bu kapalı sektörlerde şu anda 27 Ocak ve 22 Şubat arası bir kapanma dönemi olduğuydu bildiğim kadarıyla. Bunlar yani Şubat ayı da 30 gün olarak kabul ettiğimizde 9 günlük bir yatırım talep edecek. Anladım. Ama yani soruya baktığımda emeklilik bakımından zaten Şubat ayında primi tam yatan bir kişinin hesaplaması zaten 30 gün olarak dikkate Aynı. alınıyor. Bir Haziran, Mayıs ayında özür dilerim, Temmuz ayı 31 gündür. Onları da 30 kabul ediyoruz. Evet, devam ediyorum. Aytaç abi yine soruyor. Sigorta primleri 2020 yılında Mart ve Nisan aylarında eksik yapılmıştır. Onun süreden emeklilik süresinden sayıldığını biliyorum. Bu eksik yatırımlar günün sonunda özel sektördeki emeklilik maaşına yansıyacak mı? Burada bir adaletsizlik yok mu? Yani o günler süreden sayıldı ama emeklilikte primi esas kazanç ortalama hesaplanırken o sürelerin eksikliği bir olumsuzluk olarak maaşta yansıyacak mı demek istiyor Ahmet? Burada şimdi önemli olan devrim sen bu konuya daha vakıfsın. Şimdi Evet. prim günü olarak sayılacak ama prime esas kazançta devlet bunu ben bunu üstlenim ben bu sorumluluğu alıyorum diyorsa sosyal sigortalar dairesine yani borçlandırıyorsak biz maliyeyi daire olarak bunları yatırmak zorunda olur. Ve prime esas kazanca da yansır bu. Yansıyacak. Aytaş Bey Aynı doğumda olduğu gibi. Doğumda da prim yatmıyor. Hani Doğumda da yat ama prime esas kazançta doğumda geçici iş görmezlik ödenen süreler prime esas kazançta sirayet etmez. O da şeye sirayet etmez. Yani hastalık geçici iş görmezlik ve analık geçici iş görmezlik ödemelerini devrim biz süre olarak kabul ediyoruz. Prime esas kazançta bu ödenen analık miktarı ve hastalık miktarlarını parasal olarak nazar itibari almıyoruz. evet. Erdem Bey'in soru. Benim Ahmet Bey'e bir sorum olacaktı. Pandemi döneminde ihtiyaç sandığı elini taşın altına koyup 1500 TL destek verirken sigorta neden pasif kalıyor? Erdem Özel'den. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Ahmet de cevap verebilir ama sigortalar zaten emekli maaşını ödeyebilmek için borçlanıyor. Çünkü 2009 yılına kadar sosyal sigortalara bildiğiniz gibi nasıl ki işçi %9, işveren %11 prim ödüyor. Devletin ödemekle mükellef olduğu bir prim vardı. Devlet katkısı, yani devlet primi, devlet bacağı, üçüncü bacak. Bunu ödemediği için aktüeryal denge bozulduğundan dolayı borçlanıyor. Bu yüzden bir fiil bir destek yapamıyor. Ama şeyden katılıyorum. Yani bu işte emeklilik süresinden sayılma noktası, yani prime esas kazanç emeklilikten sayılması
giderilmesi lazım. Bu konuda bir katkı koyabilir miyim? Tabii. Şöyle bir şey, özellikle İspanya'da ilk kez ücret garanti fonu diye bir fon oluşturuldu ve bu fonda özellikle iflas eden büyük şirketlerin çalışanları işten çıkarılmak zorunda kalıyor ya, bu Evet. fondan sübvanse etti. Bunu Türkiye'de örnek alarak aynı şekilde bir fon oluşturdu. Esasında biz de bunları bir şey alarak, bir rehber alarak fonu da daha da geliştirebiliriz. Sigorta ve Sosyal Güvenlik Fonu'nun yardım şeyini daha da geliştirebiliriz. Yardım fonksiyonlarını daha da geliştirebiliriz. Fon açarak. Ahmet, devam edeyim. Az önce sorduğumuz o Türkiye'deki primleri hesaplamıştık ki arkadaş diyor ki 31 Mart 2020 çıkış göstermiş iş yeri. Halbuki benim haberim yok, imza da atmadım. Hiçbir sosyal haktan yararlanamıyorum. Ve ben SSK'dan Temmuz ve Ağustos aylarında giriş çıkış aldım. O zaman çıkışım görünmüyordu. SSK'ya şikayet ettim, müfettişlere, fakat hiçbir haber yok. Ne yapmalıyım? Bu konuyla ilgili derhal daireyle irtibata geçsin şahıs. Yani müfettişlerinden konuyu takip etmeniz lazım. Ayrıca eğer müfettişlerinden, yani burada imza, yani buradaki iddia aslında bir imza sahteleme değil mi? Aynen. Yani bu onu gösterir. Bu onu, yani şahıs onu söylüyor. Evet. Yani bu müfettişlerinden takip edin. Olmuyorsa mahkemeliktir, dava açmanızı. Eğer imza sahtelendiği düşüncesindeyse bizim ceza hukumumuz gereği polise gidip imzanızın sahtelendiği yönünde polise giderek hukuk davası değil yani, ceza davası açılması adına başvurmanız lazım. Devam ediyorum çünkü yorumlar kayıyor. Kaydırınca bulamayacağım. Takribi 5180 günüm var. Kaç yaşında emekli maaşımı alabilirim? 1968 doğumluyum. Şahıs çalışıyor mu devrim? Onu bakıyorum. 5400 günü tamamlamak için yaklaşık 200 gün eksiğim var. İşten ayrılıp 200 gün primi kendim ödeyip emekli olabilir miyim? KKTC 55. vatandaşı ise isteğe bağlı sigortalığa Evet. başvurup 200 günü tamamlayıp son 5 yılda 600 gün şartı da varsa, 5400 totalde son 5 yılda 600 gün şartı da varsa kaç doğumluydu şahıs devrim? 68. 68 doğumlu. 68 doğumluları biz dediğim gibi sana 57 yaşında emekli olabilir. Evet. 5400 üzeri. Evet, 5400 gün üzerinden emekli olabilmeniz için 57 yaşında olmanız gerekiyor. Aradaki farkı kendi isteğe bağlı sigorta olarak KKTC vatandaşıysanız yatırabiliyorsunuz Emir Bey. Gitmek lazım. Sadece isteğe bağlı sigortalılardan malüllük, yaşlılık ve ölüm primi kesiliyor. Bu da %16,5'a tekabül eden bir şeydir devrim. Bu soruyla sık sık karşılaşıyoruz. Yani isteğe bağlı sigortalı olanlar sağlık karnesi talep ediyorlar. Biz bu konuda yardımcı olamıyoruz kendilerine. Çünkü sağlık priminden muaftır isteğe bağlı olan sigortalı. Sadece uzun vadeli sigorta kollarını. Yani buradaki şu saçmalık var. Adı üzerinde sigorta, yaşamını sigorta ettirmek için, tamam, yani sadece emekli maaşı değil. Yani Evet. istesen de primini ödeyip devletten sağlık hizmeti alamıyorsun demektir bu, değil mi Ahmet? Evet, doğrudur. Evet, devam Evet. edeyim. Olgun Bayramlar, selamlar, iyi akşamlar. Yabancı uyruklu erkek sigortalı ise eşi veya çocukları sigorta kapsamında oluyor da yabancı uyruklu sigortalı kadın çalışmayan eşi neden sigorta kapsamında olmuyor? Sen anlayabildin mi Ahmet? Olgun Bey'in herhalde anladığım kadarıyla şu sorusu şu. 1676 ile 2073-2007 sayılı arasındaki fark şudur devrim. Erkek 1676'da erkek kadını geçindirmekle yükümlüdür. Ama Yani kadın erkek 1676, Ahmet, geçindirmekle bir dakika, bir dakika gidelim. 1676 dediğimiz 2008 öncesi sigortalı olanları kapsayan sosyal hayır. sigortalı yasası. Evet. 1676 yani eski sigortalı yasasında bahsettiğini, 2008 öncesi sigortalı olanlar için erkek kadını geçindirmekle yükümlüdür, fakat kadın erkeği geçindirmekle yükümlü değildir. 73-2007 sayılı yasada, yani 2008 ve sonrası sigortalı olan kadının eğer eşi çalışmıyorsa
sağlık yardımlarından faydalanabilir. Anladım. Yani bu eşitsizliği yasada 2008 sonrası gidermişler ama 2008 öncesi sigortalı olanlarda bu sorun devam ediyor demektir, değil mi Ahmet? Aynen. O zaman bize yeni yasada değişiklik yapma noktasında öneri hazırlamada yeni bir alan çıktı. Bak bunu ben de bilmiyordum. İyi oldu öğrendiğim. Devam edeyim. Bakanlar Kurulu veya Sağlık Üst Kurulu tarafından kapatılan iş yerlerinde çalışılmayan günler için işverenin ödeme yükümlülüğü var mıdır? Ben yasayı söyleyeyim. Ahmet pratiği söylesin. Olur mu Ahmet? Olur tabii. Yasal mevzuat gereği arkadaşlar kapatılan iş yerlerinin eğer devlet yasa gücünde bir kararname yapmazsa ki Mart ayında yaptığı için Bakanlar Kurulu diyor ama üst kurul demiyor diyor. Bir tartışma var. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla kapatılan iş yerlerinde kapatılı kalınan süre o iş yerinde çalışanların fiilen emekliliğinden sayılıyor süre bakımından. Bunu Aynen. düzenliyor. Bunun mantığı bana göre işverenin bunu ayrıca düzenlediğine göre demek ki işverenin de o döneme yönelik prim yatırma yükümlülüğü yok demektir. Yoksa prim yatırma yükümlülüğü olsa ve primini yatırmak zorunda olup prim yatırsa zaten emeklilikten sayılacak ki yeni bir düzenleme yapılmasın. Değil mi Ahmet? Doğrudur devrim. O Evet. konuda dediğim. Şimdi sen onu Aytaç'a bir ben araştırıp sana gene döneceğim ama ben yani Mart ve Nisan'da yatan memura bir fiil yattı. Yatmayıp süreden sayılan özel sektör çalışanları da var. Arada bir fark oluyor mu Ahmet adaletsizlik bakımından? Yani devlet ben yatmayan, prim yatmayan günleri özel sektör için süreden sayıyorum dediğinde devlet için yatıran arasında bir fark var mı? Dilimin döndüğü kadar en anladayım. Yani devlet 30 gün kabul ediyorsa kamu çalışanının o pandemi dönemindeki emeklilik iştirak payını zaten normal brüt maaşı üzerinden tahsil ediyor Evet. primi, iştirak payını. Burada biz bu süreyi 15 Mart ve 4 Mayıs arasındaki süreyi normal 15 gün Mart'tan maaşının yarısı, brüt maaşının yarısı üzerinden tahsil ettik. Diğer 15 günü ise prim günü olarak saydık. Yani prime esas kazanç noktasında eksiklik var o konuda. Ama hayır, emekliliğe bak. Prim gününden sayılırsa prime esas kazanç zaten 0 lira alınmaz. Yani nasıldı formül? Senin emeklilik sürenden sayıldığında ilgili aydaki prim yatırım günlerini ortalama maaşa bölünür. Dolayısıyla prime esas kazançtan bir para zaten hiç para yatırmıyor. Yani doğum için de yatırmıyor mesela ama emeklilik süresinden sayılıyor. Şudur. Prime yüksek o yılın prime esas kazanç toplamı sigortalının prime esas kazanç en yüksek toplamı bölünüyor. Evet. Bu olan olayında. Yani Anladım. burada Aylık 15 devam et lütfen. Yok, aylık toplanıyor ve o aylık ödediğin prime esas kazançtaki maaş 12'ye bölünüyor. Aytaç Evet. abinin dediği ben o ay prim yatırmadım günümden saydılar ama dolayısıyla ne oluyor? 11 aylık prim maaş aldığım için 11 aydan örneğin 3.000 lira aldıysam ayda atıyorum yani. 11'e 30 yani 12 kere 3 36 bölü 12 mi diyor yoksa bir ay yatırmadığım için örneğin 33 bölü 12 mi diyor? O şeyi 33 hesaplarken. olması lazım. 330. 330. Tamam onları ayrıyeten sorarım ben. 14 Mayıs 1969 doğumlu biri kaç yaşında emekli olur? Nermin Hanım soruyor. 14 Mayıs 1969. 25 yılı varsa 53, 15 yıl varsa 57 yaşında emekli olabiliyor. Evet, Cem Gökbörü. İyi yayınlar dilerim. Ahmet Bey iki sorum olacak.
Birinci sorum, 2011 sonrası istihdam edilen bir kamu görevlisi emekli olduğunda bugünkü parasıyla aşağı yukarı ne kadar emekli maaşı alacak? İkinci sorum, yönetiminde bulunduğu sendikada başkanlık düşünüyorum. Gülücük atmış. Çok tehlikeli sularda yüzüyor diyorum arkadaş. Biraz bakıyorum Evet. normal. Kamuda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sigortalarda bugünden emekli maaşını hesaplayabilmek imkansızdır. Çünkü her yıl sigortalara prim yatırılan insanların ne kadar maaş üzerinden yatırdığının bir ortalaması çıkıyor. Ve o Defa oldu. ortalama bir hesap yapıldığı için bazen düşüyor, bazen yükseliyor ekonomik duruma göre. O yüzden hesaplanamıyor. Ama sana dostum şöyle bir şey düz hesap söyleyeyim. Yani yaklaşık sosyal güvenlik yasasındasın tabii anladığım. Düz hesap olarak şöyle bir şey söyleyebilirim ki brüt maaşının yaklaşık %50'sini 25 yılı doldurduğunda brüt Yedi maaş buçuk. evet yani Yedi yaklaşık buçuk. evet bunu alabileceksin yani burada bir sıkıntı yaşamayacaksın onu söyleyelim. Yaklaşık o da. Çünkü değişiyor. Olgun Aytaç dostum her ikinize de iyi niyetle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Hiçbir şey Aytaç abi. Ben Çok yani teşekkür ederim. bu sorduğun soru çok yerinde bir sorudur. İkimizin tartışma nedeni de bu yönde bir mevzuat olmadığı içindir. Aynen. Yani Doğrudur. orada kullanılan kavram yasa gücünde kararnamede süreden sayılacağıdır ama hangi kapsamda yani kısa süreli sigortalı uzun süreli her ikisinde de sayılacağına yönelik kararname var. Uzun süreli için sayılacağına yönelik de var. Söyledim Kısa hocam. süreli için de var. Biraz önce bahsettiğim gibi devrim 2 aylık bir, 3 aylık bir ortalama, aşağı yukarı 3 aylık bir dönem boştadır ya, Evet. onu son dediğim gibi işsizlikte açıkladığım gibi son 15 özür dilerim son 12 takvim ayında 150 gün prim arıyoruz ya, o Evet. süreyi 40-45 günlük süreyi öteliyoruz şeyde yatırımda, şahsın yatırımına 45 gün içerisinde 150'yi, yani o takvim ayını 12 değil de 15 kabul ediyoruz onu. O sürelerde hesaplamada son o 12 takvim ayında 150 günün hesaplamasında dikkate almıyoruz o süreyi. Evet. Kısa vadeliler. Şimdi Olgun'a bir soru daha soruyor bayramlar. Pandemi dolayısıyla karantinada tedavi olan sigortalı ailesi tedavi masraflarından faydalanabiliyor mu? Yani sigortalının ailesi demek istiyor herhalde Ahmet. Sigortanın kendisi faydalanabilir devrim bu konu şeyleri ilgili. Hastalık ödeneği olarak biliyorsun, temaslıysa, çalışan da varsa biliyorsun, işsizlik primi şartı koşullu temaslı olan sigortalılar için işsizlik primi yatırması gerekir. En 720 gün en az ve son 15 takvim ayı 12 takvim ayında 150 gün işsizlik primi ödemek koydular orada. Ama karantinada geçirilen süre pozitifse şahsın kendisine ödeme yapabiliyoruz. Tamam şimdi şöyle aydınlatalım. Ben sorayım Aile sen söyle. baktığı ücret gibi bir şey yok. Yok yok o değil sorular. Soru şu. Sigortalı bir insanın eşi sigorta yardımlarından hastaneden yararlanabiliyor mu tedavi masraflarından? Sigortalının eşi Evet. tabii ki geçinirme Tamam. yükü bu. Tabii. Tamam. Tabii burada olabilir. Evet, bayan sigortalının eşi. Yani şöyle devam edeyim. Peki hastanedeki bir tedaviden bir sigortalı, örneğin ben erkek, eşim çalışmıyor. Ben sigortalıyım. Evet. Benden dolayı eşim de sağlık hizmeti tedavilerinden yararlanıyor değil mi? Aynen yararlanıyor. Tamam. Dolayısıyla pandemi nedeniyle de tedavisinden yararlanabilecek. Tabii ki. Ha, orada sorulan tedavi masrafından kasıt o yani ekstra bir masraf efendim. Tedavi konusuna doğrudur devrim söylediğin, ama ben ödenek konusunda Ha, karıştırdım biraz. yok yok ödenek tedavi konusunda. Tamam tedavide sıkıntımız yok. Peki tedavide sigortalının erkek veya kadın olması
eşin tedaviden yararlanması bakımından yine az önce ifade ettiğin gibi yasalara göre değişiyor mu 2008 öncesi Aynı veya sonra? doğru. 1676'da 2008 öncesi sigortalı, ilk kez sigortalı olanlar için erkek kadını geçindirmekle yükümlüdür. Kadın erkeği geçindirmekle yükümlü değil. Dolayısıyla kadın sigortalıysa erkek kadından dolayı tedavi masraflarını kendisi ödemek zorunda kalıyor. Ama 2008 sonrası kadın sigortalı olduğu için erkek tedavi masraflarını eşinden dolayı ödemiyor. Hastane yardımlarından. Evet. Tamam. Zaten bizim hastanelerimiz ücretsiz bakıyor. O ayrı bir şey. Ama mesele bu. Evet. Mamo Aydarlı, iyi yayınlar. Ben burada bir şirkette çalıştım. Bir yıl boyunca sigortamı yatırmamış ve iflas ettiğini beyan ediyor. Bu konuda ne yapabilirim? Yani bu konuda çalışma dairesine şikayette başvurmanız yanında eğer resmi bir iflas varsa da bence çalışma dairesine başvurun ki şirketlerin bu kayıtlisinde iflas masası kurulur. Orada çalışanın alacağı birinci öncelikli alacak olduğu için çalışma dairesine bunu durumu da izah edin ki iflas masasına sizin alacağınız kaydedilsin ki o şirketin bir malı bir şeyi yarın satılır ederse öncelikli alacaklı olarak çalışan olarak sizin kaydınıza binaen ödemenizi alabilirsiniz Sayın Haydarlı. Dolayısıyla çalışma dairesine gidip bu durumu derhal bildirin ve bence şirketler mukayyetliğine de gidip resmi iflas başvurusu yapıldıysa şirketler mukayyetliğine de gidin. Ortaköy'dedir, Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın altında. Oradaki iflas masasına da alacağınızı kaydettirin. Evet. Ahmet Mut, diyabet hastaları birçok ülkede engelli olarak kabul edilirken KKDC'de neden engelli statüsünde kabul edilmemektedir? Bizde engelli statüsünde kabul edilme kıstası nedir Ahmet? Yani Yani şimdi belli bir hastalıklar silsilesi mi var yoksa bir kurul mu karar verir buna? kurul karar verir ona. Kurul karar verir engelli olmalı. Biliyorsun bizim yasamızda bir malüllük ayrı bağlama kıstasları vardır. Evet. Çalışma gücünün üçte ikisini kaybeden bir sigortalı biz malüllük maaşı bağlayabiliriz. Hele bir bu da başkasının bakımına muhtaç ise bu %10 da artırılır. Bizim bu Yani konuda engelli değil de malüllük kısmında şeyimiz vardır. Ama çalışma dairesinde engelliler birlikte yasası falan vardı. Onlar daha şeydir, söyle adını daha kapsamlıdır onlarla ilgili. Ama diyabet hastalar dediğim gibi bizim sadece yasamızın cevaz verdiği şey malüllük noktasında çalışma gücünü üçte ikisini kaybeden sigortalı malülün yeterli en az 1800 gün prim yatırdığı takdirde de malülük aylığı kazanmaya hak sahibi olur. evet, özetle sigortalardan hasta olduğumuzdan dolayı çalışamayacak pozisyonda akledilip emekli maaşının size bağlanabilmesi için bir kurul var. O kurul sizin yüzde kaçınıydı? %70 mi? Hastalığınıza binaen çalışma yetinizin %70 kaybolduğuna hükmederse Evet. hastalığın hükmederse size emekli maaşı sigortalardan bağlanıyor. Engelli maaşı bağlanması noktasında ise o çalışma Çalışma dairesindeki dairesinin kesindedir o. Evet. aynen Çalışma öyle. dairesi. Ama sigortalardan emekli, malum emekli maaş almak için diyabet hastasınız. Geçmiş olsun çok. Şey yapmanız lazım. Yani raporlarınıza doktorların %70 çalışma kaybınızın olduğunu okeylemesi lazım diyelim. Aynen. İsmail Ömer Bey, iyi günler, iyi yayınlar. Çalışma izinliyim. 2006 SSK girişim var. 2011 yılında işveren beni cezaya düşürecekken adadan çıkış yapıp tekrar giriş yaptım. Lakin ihtiyaç sandığından yararlanamıyorum. Bu konuda bir düzenleme var mı? Maalesef yok. İhtiyaç sandığı yasası çok net. Ara verildiği tarihte önceki yatırımlar 2008 öncesi olsa da tekrardan ihtiyaç sandığına yatırım yapamıyorsunuz. Yalnız şunu bilin. Şunu bilin, bizim ihtiyaç sandığına çalışma izinlilerimiz 2008 sonrası yararlanamıyor ama prim de ödemiyor. Yani asgari ücreti de %4 oranında
vatandaşlarımızdan daha fazla alıyor. Yani sizin 4.400 brüt asgari ücretten size sadece %8,25 sosyal sigortalar primi kesiliyor. Siz görürseniz orada maaşınızdan kesinti ihtiyaç sandığına kesinlikle bilin ki bu yanlıştır. Onu işveren yerel istihdamı destekleme fonuna kendisi yatırmak zorundadır. Sizden ihtiyaç sandığına kesilen hiçbir para yoktur. Devam edeyim. Merhabalar. 1989 yılı çalışma hayatına başlayan bir çalışan 25 yılını yani 9.000 gününü tamamlayan ancak yaşı gelmeyen kişiler yaş haddine gelmeden çalışmazsa emeklilik yaşına kadar yatırım yapmak zorunda mı? Ya şu 1989 doğumlu, 25 yılını Hayır, fiilen doldu. 1989 yılında çalışma İlk kez, hayatında. evet, ilk kez çalışma hayatına girdi. Kaç Yaşı doğumlu herhalde biraz. önemli ama burada önemli olan şu soru Ahmet. Bir kişinin 25 yıl prim yatırımı varsa yaşı gelmemiş olabilir. Yaşını bekleyip yaşında emekli maaşı alabilir. O son 5 yılda son kaç 5 ve son 5 yılda 600 gün koşulu Yok. 25 yıl aktif Son prim yatırımı 5 yılda 600 bin yoktur demiş. Dolayısıyla Sadiye Hanım'ın sorusu ben 25 yılımı doldurdum. Evde oturup emekli yaşımı bekleyeceğim. Benden tekrar prim istemeyecekler değil mi? Evet Evet. istemeyecekler. Ama 25 yılınız dolarsa Sadiye Hanım 25 yaşın yılın altında eğer bir prim yatırımınız varsa emekli yaşınızı tuttursanız bile size diyecekler ki son 5 yılda 600 günü yoktur değil mi Ahmet? Evet, doğrudur. Aynen doğru. Tamam. İsmail Bey teşekkür etti. Mustafa Onurer Hocam çok teşekkür ederim hocam. Çok yararlı bir program tebrik ederim dedi. Diğer gruba da geliyor Ahmet. Ben onları kaçırdım. 9.730 iş günü yatırımı olan 1972 doğumlu bir kişi emekli olabilir mi? Faik Hocam yaşı beklemesi gerekiyor. 9.730 gün zaten 25 yıl eder. 72 doğumlu bir kişi eğer 1 Şubat 1972 sonrası doğmuşsa Ahmet söylersen önündeki tablodan ne zaman emekli çıkar? 25 72. yıl olduğu takdirde Hayır. 1972 9.730 gün yani 25 yılı var. fazlasıyla var. 56 yaşında emekli çıkabilir. Evet. 50 idi 56. kademeli yükselmede 56. İyi yayınlar diliyorum. 10 ay önce yüksekten düşme sonucu L1 omurgam kırıldı. Belden aşağım tutmuyor. Çok geçmiş olsun Yusuf Bey. Doktorlar belki yürüsün diyor. 10 yıllık sigortam var. Malum emekli olabilir miyim? Ahmet emekli olmada diyelim ki doktor okey dedi. Prim yatırımına ne olması lazım? Yani 10 yıllık sigortam var diyor Yusuf Bey. En az bir zaten 1800 gün yeterlidir devrim mallının emekli çıkması için. Tabii ki bunda da detaylar vardır. Müsaade edersen ilk sigortalılık tarihi herhalde şahıs Yusuf Bey büyük ihtimal 1676-2008 öncesidir. Bir saniye bir Pardon, bakalım. 10 yıllık sigortam var diyor. Yani 2008 sonrasıdır. 2008 sonrası itibaren en az 1800 gün sigortalığı var zaten. 10 yıllık sigortalığı var dediği 3600 gün. Evet. Malum emekli olabilir ama son 5 yılda 600 gün şartı sanmıyorum sorsun ama bir bakalım. Selamlar efendim. Yasa çok kapsamlı devrim. O, biliyorsun iki yasayı birden yürütüyoruz. Yani evet. Bunlar Yaşlı. da can alıcı sorulardır. O yüzden bilgi kirliliğini engellemek adına Ben de bakayım hemen buradan şeyin faydasıyla diyeyim. Word'de arayaraktan. Sosyal güvenlik yasamız burada. Malulen değilim. Evet. Evet Ahmet. En az 1800 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primi yatırmak olmak malullüğün tespit edildiği rapor tarihinden önceki son 5 takvim yılı içinde en az 600 600. gün O evet. şart. Yani, Onunla ben çok emin değildim. doğru hatırlamışsın. Yani sevgili Yusuf dostum eğer günün var eğer son 5 yılda
son 5 yılda malullüğüne karar verildiği tarih. Yani başvurdum sigortalara, doktorlar dedi ki tamamdır malulsün bugün. Bugünden 5 yıl geriye gideceksin. Yani 2016'ya. 26 Şubat 2016'dan 26 Şubat 2021'e kadar 600 gün prim yatırımın varsa da malulen emekli olabileceksin dostum. Doğrudur değil mi Ahmet? Doğrudur. Hasadiye Hanım 1971 doğumluyum. 25 yıl doldu diyor. 71 doğumlu 25 yılı dolduğunda ne zaman emekli çıkabiliyor Ahmet? 25 yıl. 55 yaşında emekli çıkarsa yani kısmetse. 55. Aynen. İlmi Hanım ben teşekkür ederim. Bilgileriniz için teşekkür ederim. Teşekkür mesajlarını atmış. Bu arada sayfaya da bakayım. Çünkü ben tek bir yerden yorumlar gelecek diye düşünürken birden fazla yerden paylaştığım için hepsine ayrı ayrı yorumlar gelmiş. 43 tane yorum olmuş. İyidir. Biz çünkü bu konularda gerçekten çok sıkıntılar var biliyorum. Ve bu yüzden cevaplamak istiyorum soruları atlamadan. Hemen şey yapayım. Evet Yusuf Bey biz teşekkür ederiz. Ne kadar insana yardımcı olabilirsek Ahmet. Çünkü gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Çok iyi anlıyorum. İnsanlar dairelerde maalesef sizin de yoğunluğunuz çok. Yani soru sorduğumda bilgi alabilecek bir bölüm yok. Belki bu konuda Çalışma Bakanlığı spotlar hazırlar. Bir arkadaşımız da Cem Gökbölü arkadaş bir soru daha soruyor Ahmet. İşsiz olduğunu dairenize beyan edip işsizlik ödeneğinden faydalanmak için başvuran bir vatandaşın başka bir gelir olup olmadığına bakılıyor mu? Örneğin kira ve benzeri kıstas nedir acaba? Öyle bir kıstasımız yoktur bizim kira geliri olduğu takdirde işsizlik maaşı kesilecek diye. Bizim orada aradığımız şahısın en son ayrıldığı iş yerinde istifa etmemesi veya disiplin suçu ile işten çıkarılmaması koşulu ile işsizlik ödemelerinden faydalanabilir. Yani Evet. diğer kira gelirleri ve diğer unsurlar bizim için önemli değil onlar. Çünkü işsizlik primi tahsil ediyoruz devrim biz şahıslardan, vatandaşlardan ve işverenler hariç tabii Evet. vatandaş önce vatandaş olanlardan işsizlik primi tahsil ediyoruz. Sırf işten durdurulduğu takdirde o süreleri iş aramakla geçen süreleri de rehabilite etme adına. Öyle bir kıstası Evet. yok. Başka sorusu olan arkadaş varsa alabilirim. Ben bu arada güncel bilgi de vereyim. Soru geldikçe şey yaparım. Özellikle bu şey çok soruluyor Ahmet. İhtiyaç sandığından birikimlerimizi tekrardan karşılıksız 2000 TL çekme hakkımız olacak mı diye. O konuda Sayın Müsteşarımız Çelebi Ilık Haber Kıbrıs'ta Sayın Ali Baturay'ın programında bakanlığın bir çalışması olduğunu ifade etti. Kesin değil ama kesin olmayan bilgi çerçevesinde de bu ödemenin yapılacaksa bu da kesin değil. Devlet kamudan ödenenlere yapılmayacak. Yani kamudan maaş çekenlere verilmeyeceği yönündeydi. Özel sektörde çalışanlara geri ödemesiz belki ihtiyaç sandığı birikimini verme yönünde bir karar alınabileceğini ifade etti. Bunu paylaşmış olayım ama kesin değil. 1500 TL'lerin ne zaman ödeneceği belli değil. Ha bu arada önemli bir şey, bilgi yine edindiğim. Biliyorsun şöyle bir durum var. Engelli ve sosyal hizmetlerden maaş alan kişilere devlet bildiğin gibi sosyal yardım alanlara maaşının %15'i, engelli maaş alanlara da maaşının %10'u COVID-19 desteği verme yönünde 3 ay süreyle bir kararname çıkardı. Yalnız bu ay maaşlar ödendiğinde asgari ücret artmasına karşı bu destek yatmadı. Bunu soran arkadaşlar oldu. Maliye bu konuda özverili bir şekilde oradaki arkadaşlarımızla çalışmasını yaptı. Haftaya bu ödemelerin yapılabileceği bilgisi bana ulaştı. Bunu paylaşayım. Yani
%10 engellilere ekstradan alacakları fark, %15 de sosyal hizmetlere Şubat, Mart, Nisan ayında Covid desteği verilecekti. Ona yönelik haftaya ödeme yapılacak. Yani cüzi bir şey ama bilginiz olsun. Önemli bir bilgi veriyor. Güzeldir. Devrim Bey yasa önerisi verecekseniz eğer 73-2007'de yurt dışı sevk 240 gün prim şartı aranır. 16-76'da aranmaz bilginiz olsun diye. Çok teşekkür ederim Önem. Yurt dışı sevk 200 gün prim şartı aranır. Ahmet buradaki kasıt nedir? Son 12 takvim ayında 240 gün yurt dışına sevk için bir koşul aranır devrim. Bu tedavisi burada imkansız olup yurt dışına sevk için. Son 12 takvim ayında 240 günü varsa şahsı yurt dışına sevk edebiliriz. Bu konuda ben de sevkli bir kamu çalışanı olarak bu şu demek mi? Yani bu gerçekten çok önemli. Önüm çok sevindim. Bu bilgiyi verdiğini bilmiyordum. Bu önemli bir şey. O zaman kamu için de önemli. Şu anlamda eğer 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız ne kadar prim yatırdığınız önemli olmaksızın Allah korusun burada tedavisi mümkün olmayan bir hastalığınız varsa kurul raporuyla yurt dışına sevk edilebiliyorsunuz. Ama sosyal güvenlik yasasındaysanız yani 1 Ocak 2008 sonrası sosyal güvenlik yasasındaysanız minimum 240 gün yani 8 ay priminiz yoksa sevk olamıyor. Bu o anlamda değil mi Ahmet? Evet. Cem arkadaş diyor ki işsizlik ödeneğini az önce soran arkadaş iş bu ama örneğin bu çok önemli bir konu ya. Bu insan haklarına da aykırı. Yani ben 7 ay 29. gün hasta olduysam prim yatırımına işe başladım. Kanserim ve yurt dışında tedavi olacağım. Hayır ben seni sevk etmem deyip ölüme terk etmek de anlamadım. Yani gerçekten vicdansızlıkmış. İş bulması için tanınan bir süre var mı bu konuda? Bir ömür işsizlik maaşı alabilir mi? Yani biliyorsun ki bizim ödediğimiz işsizlik günü süresi 120 gündür minimum. 180 günde 6 ayda maksimumdur. 120 gün 7 en 720 gün ve 1799 gün prim günü olanlara 120 gün, 1800 gün 5399 prim günü yatanlara 156 gün, 5400 ve yukarısı yatan prim günler için de 180 gün işsizlik ödeneği ödüyoruz. Evet. Bunlar da geçindirme yükümlüsü en fazla 3 kişiye kadar. %25 her geçindirmekle yükümlü bir kişi için %25 artırılarak verilir. En fazla 3 kişiye kadar tabii. Yani Cem dostum, sosyal sigortalara prim yatırdığınız güne binaen en az ve en çok alabileceğiniz süreler var. En az ne kaç günde Ahmet? En az 120 gün. Evet. En çok alınabilecek gün kaç gündür? 180 gün. Yani 180. 6 ay. Altı. Evet. Az önce arkadaş şu ben kendi duruşumu veremedim. İmza benim değil iddiasında bulunan arkadaşım. Ben kendimi istifa etmediğimi ispatladığım takdirde işsizlik yardımından nasıl ve ne zaman faydalanabilirim? Yani buyurun. Bizim dairede bir süreç şudur. Şahıs eğer yazılı bir şikayette bulunuyorsa çalıştığı iş yerinin bölge müfettişi gidip orada teftiş yapmak ya da inceleme yapmak zorundadır. Ve bunun sonucunda müfettiş şahsın istifa etmediğini işveren tarafından durdurulduğunu da dahi kanı getiriyorsa biz şahsa işsizlik ödeneği verebiliriz. Tabii bu şartlarda bu rapor raporun hazırlanması sürecinde şahsın bizzat gelip hemen itiraz dilekçesinin bulunması lazım ve dediğim gibi o sürelerde de imza atması lazım ki işsiz olduğunu beyan ettiğine dair. Ama şimdi pandemi sürecinde biliyorsun ki biz işsizler imzalardı ay ve ay öteliyoruz. Evet. Evet orada evet. Şu anda hala daha devam ediyor mu? Çünkü haftada bir işsizlik ödeneği alanları gelip imza yani ispatı vücut yapması lazım. Haftada bir gün gelip imza atıp işsiz olduğumu beyan etmek zorundadır sigortalı.
Fakat bu pandemi sürecinden dolayı genelgeyle şu anda ötelendi. Ötelenmeye de devam ediyor. Evet. Faik abinin bir sorusu var. Geçici öğretmenlik yaptığım 1990 yılında ihtiyaç sandığı yatırımları var. Maliye de yattı görünür. Maliye de yattı görünür. Sigortada yatırımlarım görünmüyor. Uygulamada mağduriyet yaşıyorum. Yatırımlar benden isteniyor. Faik abi tam anlamadım. Yani demek istediğin Aday özel kadrosu mu acaba? ha, yok geçici öğretmenlik. Şimdi Faik abi şöyle bir durum var. Eğer geçici öğretmenlik yaptığın yıllara binaen geriye dönük emeklilik iştirak payı kamuda ödediysen o yılları binaen sigortalardan emekli maaşı alamaz. Evet, Ne zaman? hizmetleri. Bir fiil ekstra prim yatırımlarından 25'e tamamlayasın değil mi Ahmet? Yani dolayısıyla geçici öğretmenliğe binaen sosyal sigortalardan emekli maaşı alabilmek için onu devletten saydırmamış olman gerekirdi. Ha sen Yani bu diyorsun. iyi odasına devrim şunu paylaşalım. Bir müddet daha öncesi kamuya atanmadan önce özel sektörde veya devlet dairelerinde geçici olarak çalışan sigortalılar daha sonradan kamuda kadrolandığında, aday kadroya atandığı sürelerde biliyorsun ki maliyeden emekli olur. 25 yılını doldurduğu takdirde 55 yaşta. Ve diğer süreler sigortada olan diğer sürelerden faydalanması için de hizmetlerin birleştirilmesi yasası tahtında maliyedeki olan süreleri bize getirip 55 yaş ve 9.000 gün şartını sağladığı takdirde ve çakışmadığı takdirde sürelerin bizden de nazari bir maaş alabilir. Yani geçici olduğu süreleri sigortalı devletten saydırmadığı takdirde biz onları sayıyoruz. Aday olan süreleri de aynı şekilde ki çoğu da zaten devletten sayılıyor aday süreler biliyorsun onlar geriye tahsil ediyor maliye. Faik abi şunu soruyor. Ben sigortada 15 yılını tamamlamak için yatırım yapıyorum diyor. İşte o 15 yılı tamamlamaya yönelik Faik abi geçici öğretmenliği emeklilik yasasından saydırdıysan bu 15 yıla onları saydıramayın. Yani 15 yıla ulaşmadı o süreleri kullanamayın. Değil mi Ahmet? Dediğim şu, eğer devletteki sürelerini karıştırmayacaksa Hamit Bey, Faik. 15 yılı varsa sigortalarda son 5 yılda 600 gün şartını sağlamak adına herhangi bir iş yerinde hizmet hakkıyla veya isteğe bağlı sigortalı olup son 5 yılda 600 gün şartı sağladığı takdirde bizden müstakil yani ayrı bir maaş alabilir. Biz onu sayabiliriz. Ama geçici öğretmenlikteki sigorta yatırımlarını bu 15 yıla tamamlamak için kullanamaz. Eğer devlette saydırdıysa. Tabii biz de devletteki süreleri getirecekse eğer saydıramaz. Ama devletteki sürelerin karıştırmadığı takdirde dedim. Biz onları hem bize ödedi çünkü hem maliye ödedi. Hem sigortalar ödedi hem maliye ödedi o süreleri diyelim. Ama bir Evet. devletteki sürelerini getirmedirmek şartıyla ben tamam de ben devletteki sürelerini karıştırmıyorum. Ve son 5 yılda 600 günü yatırıp 15 yılda son 5 yılda 600 gün şartını sağlayıp 55 yaş kapsamından emekli olmak istiyorum diyorsa bu olur. Evet, yani Faik abi eğer geçici öğretmenliği devlette geriye dönük emeklilik iştirak payı ödeyerek devletten saydırdıysan bu 15 yılına o geçici öğretmenlik sürelerini saydıramayacak. Çakıştığı için. Aynen. Burası tamam. Evet. Ahmet, işsizlik nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı şöyle, asgari ücretin 75'te biri günlüğü belirliyor. Yani 4.400 bölü 75 58,66 TL. Ahmet yanlış olursam düzelt beni. Doğrudur devrim. 58,66 TL'de günlüğü işsizlik maaşının. Geçindirmekle yükümlü olduğumuz maksimum 3 kişi diyor. Bu 3 çocuk olabilir veya bir eş 2 çocuk olabilir. Bu oranın %25 arttırılarak yani 58 TL'nin %25. %25 arkadaşlar 14,66 yani her çocuk için de ekstradan 14 yani 3 kişi için de 14,66 Maksimum. aldım değil mi Ahmet? Maksimum 3. Maks Evet. doğrudur. Diyelim ki bir eşiniz ve iki çocuğunuz var.
geçindirmekle yükümlü olduğunuz 14.66 çarpı 3 kişi için 44 TL, 58 TL'de o yandan 102 TL günlük alırsınız. 30 gün olduğu için bir ay şeyde sigortalarda 3060 TL, eğer çalışmayan, geliri olmayan bir eş ve bakmakla yükümlü iki çocuk varsa bu şekilde hesaplanıyor. Asgari ücreti Belki 75'i bölüyorsunuz ve günlüğü çıkıyor. devrim hesap makinesi yanındaysa 4400'ün 70'i ne kadardır? %70'i Evet. 3080. Evet, aşağı yukarı %70 gibi 3 kişiye kadar asgari ücretin %70'ine yakın bir ödenek veriyoruz. Evet, şimdi devam edeyim. Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Vallahi Salih Hanım, hesaplayamazsınız, inanılmaz. 2012 öncesi son 7 yılın en yüksek 4 yılı alınır Çok deniliyor. da Efendim? sonra 16.76 ve 2012 yılı öncesi devrim son 7 yılın en yüksek 4 yılı prime esas kazancı en yüksek 4 yılı dikkate alınıp hesaplanırdı. Şimdi 73.007 sayılı yasada bu tamamen komplikedir. Evet. Aytaç bir şey diyor. Farklı yılda çalışma sürenize göre yıllık yasal izin süreniz değişiyor. Şöyle abi, aynı şu doğru, mesela 20 yıl bir iş yerinde çalışın. Maksimum izin hakkı olan 25 iş gününü elde eden, iş yerini değiştiğin anda en az iş gününe döner izin hakkın. 14 iş günü değil mi Ahmet? 14, Dolayısıyla evet. izin hakları bizim iş yasamıza göre toplam çalışma hayatındaki ya da sigorta ek prim yatırımındaki günden güne binen bir hak elde etmiyorsun. İlgili kaydının olduğu iş yerindeki çalıştığın süreye göre hak elde ediyorsun. Doğrudur. Özel sektörde 10 günden fazla izin alabileni görmedim. Kurumsal gelirleri öyle değil abi. Yani bankalar, işte iletişim şeyleri. Yani kurumsal gelirler veriyor, yani onu söyleyeyim. Hatta bir yıl sonrasında aktarma hakkı olmasına rağmen hayır aktarmayın diye 25 günü kullandırdan kurumsal yerleri biliyorum. Devrim şunun da söylemekte fayda var. İş yasasında analık izni doğum öncesi ve doğum sonrası 6 haftadır. Evet. Ama siz o sigortalar yasasında bu 8 haftadır. Evet. Ama onu uyguluyorlar şu anda. Yani yorum yasasına dayalı olarak 8 hafta uyguluyorlar. Evet, yani son yürürlüğe giren, yani bir aynı hususu düzenleyen iki yasa varsa aynı konuyu, en son yürürlüğe giren. Hiçbir özel sektör yasal izin gününü vermiyor zaten. Doğrudur Burkin ama dostum, ama burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. İşveren sizin izinlerinizi not etmek ve kullanıldığını ispatlamak zorundadır. Bakın, yarın o bir gün size bu izinleri vermediğinde, ister siz kendiniz yasal olarak işten ayrılır, ister sayılır yasa dışı atsınlar, hiç fark etmez. Bunların parasını alabilirsiniz. Benim size tavsiyem, not alın bir yere ve günü geldiğinde bu kullandırmayan işverenleri o iş yerinden ayrılırken, ben bu yıllarda bu kadar izin hakkım vardı, bu kadar günü bana kullandırmadı. Dolayısıyla onun parasını size yasa gereği ödemek zorundadır. Ve yasa der ki, siz müfettişlere şikayet ettiğinizde de müfettişler gider sevgili dostlar. İşveren size kullandırdığını ispatlamak zorundadır. O ispat da sizin imzanızdır izin forumlarındaki. Doğru. Bu iyi oldu bu konu Burçin dostum, aşmayın. Zafer Canmaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Türkiye'den emekliyim. Şu an 57 yaşındayım. Kıbrıs'tan emekli olma imkanım var mı? Yani buradaki sürelerini bilmiyorum ama yani Türkiye'de emekli olup burada sigorta yapayım yatıran biri emekli olabilir mi Ahmet? Ona bir engel yok. Yani. Yani buradaki SSK'dan, SGK'dan emekli olan birinin burada çalıştığı takdirde ilk işi SGK'ya beyan etmesi lazım. Burada hizmet hakkıyla çalıştığına dair. Çünkü SGK tespit ettiği takdirde geriye dönük cezalı olarak maaşını tahsil eder. Şimdi Türkiye'de emekli olan biri burada Evet. prim yatırımla çalışamaz mı? Çalışabilir değil mi? Bunu hemen SGK'ya bildirmesi lazım. Çünkü maaşı
kesili. Burada çalışabilir. Ama buradaki Ama süreli, yani şöyle bir şey vardır devrim. En az 15 yılda 73-2007 sayılı yasaya tabi olacaksa en az 15 yıl çalışması gerekir. evet. 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 Çalışırsa emekli olabilir iki yerden de. Yani ona bir engel yok. Dediğim gibi engel sadece emekli olduğu yasaya, yani TC'ye bunu bildirmesi lazım. Ki burada Beyan et. çalışıp yatırıyor diye. Aynen. Tamam. Kadir Bey, 1980 doğumluyum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Her türlü beraberiz kardeş. Ben de 82 ama 60 yaş. 60 Yani 63. şöyle söyleyeyim. Orada da bir bilgi eksikliği var. 60 yaştır ama yasa şu hakkı veriyor sevgili dostlar. 55 yaşında diyor ki isterseniz siz emekli olabilirsiniz 55 yaşında. Örneğin emeklilik hakkınız diyelim ki 60. Emekli maaşı almaya yönelik 25 yılınız var ama yaşınız yok. 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Ama diyor ki yasa, isterseniz ben seni 55'te emekli ederim ama ya da 56'da, 57'de, 58'de, 59'da ben seni emekli ederim ama 60'a kalan her yıl için emekli maaşından %6 keserim. Yani 55 yaşında seni emekli ederim ama emekli maaşını sana %30 az öderim. Niçin? %6 çarpı 5 yıl %30. 58 yaşındayım. 60'ı beklemiyorum. Emekli maaşı istiyorum. Seni emekli ederim ama 2 yılın kaldığı için %6 çarpı 2 %12 sana emekli maaşının %12'sini az vererek seni emekli ederim. Yani 60 yaş emekli yaşı olan insanlar azaltılan emekli maaşı alarak 55 yaşında da emeklilik hakkını her iki yasadan da elde edebiliyorlar. Bu bilgiyi de bu güzel soruya binaen paylaşmış oldum. Şöyle bir şey kafama da takıldı. 1 Şubat 2012 öncesi 40 yaşını doldurmamış olanların şeyi varsa 25 yılı varsa 55 yaşında yine aynı şekilde %6 düşürülerek Evet. maaşları bağlanabilir. 2012'de tarihinde 40 yaşını doldurmamış. Evet. Orada Bakalım başka soru var mı diye. Dediğim gibi emekli maaşı hesaplaması zor. Kutsal bayramlar hanım. Hamile izinliler 56 önce ve 56 sonra kullanıyor. Oysa ki bazı çalışanlar rapor getirmeden 56 süresi gelmeden izne hop çok aşağı gitti. Neden gitti ya da mesaj silindi. Göremedim. Bir daha yazarsanız çok sevinirim. 1976 doğumluyum. İlk sigorta kaydım 1999 işveren olaraktır. Emekli yaşım kaçtır acaba? Soruyorum. 60. Evet, 76 doğumlu. İlk sigorta kaydı. Ne? İlk sigortalık tarihi değil devrim. Doğum tarihidir önemli olan Şimdi burada unsur. en büyük haksızlık Burçin dostum. Türkiye'de bile bunu yapmadılar. Yani siz 76 doğumlu 17 yaşında işe başlayıp 25 yıl prim yatırın. Sizin ilk sigorta kaydınıza bakmıyor. Yasanın değiştiği 1 Şubat 2012'de kaç yaşındaysan o yaşa göre bir hesaplama metodolojisi yapmış yasa. Oysa Türkiye'de emekli yaşı mevcut çalışanlara yükseltilirken eşitlik sağlamak adına bir nevi sen sigortalara ne kadar prim ödedin, ne kadar emekliliğin mükellefiyetini üstlendin. O yüzden ilk sigorta kaydının tarihi önemlidir dedi. Ama bizde istersen 25 yılın olsun 1 Şubat 2012 yılında 35 yaşın altındaysan bıçak gibi 50 yaşınıza 60 yaptı. Ve hiç ilk sigorta kaydına bakmadı. Ahmet bir soru var Pembe Hanım'ın. 73 doğumlu 9000 iş günü olan çalışan 55 yaşında %6 eksilerek emekli çıkar mı? Şimdi normalde 73 doğumlu bir kişi 25 yıldan kaç yaşında emekli çıkıyor Ahmet? 73 doğumlu olanlar, bakalım hemen devrim, 57 yaşında. Evet. 25 yılı var, 57 yaşında emekli olabilir. Peki 55 yaşında her yılına %6 eksiltilerek emekli olma hakkı oluyor mu? Devrim, bu konuda
Gerçekten ben biraz tereddüde düştüm. Çünkü onunla ilgili bir şart vardı. 40 yaşını doldurmadığı takdirde, yani Anladım. 2000 öncesi 40 yaşından 40 yaşın altında olup 25 yılı olanlara bu şartı şey yaptılardı. Sundulardı bu şeyleyin. Yani Okuyorum. 55 yaş. Okuyayım Ahmet. Bu Evet. yasak kapsamında 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olan sigortalılar 55 yaşını doldurmuş en az 9 bin gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini olmaları ve işten durdurulmuş olmaları koşuluyla indirimli yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanırlar. Demek ki 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olanlar. O zaman 73 doğumlu biri 1 Şubat 2012'de kaç yaşındaydı? Hesapladığımızda yani adamlar öyle bir şey yapmış ki yani herkesin Biz doğumu ayrı 30 hesaplamak lazım. 39 Efendim? yaşında. 39. 39 yaşında. 39. Tamam. Dolayısıyla erken emeklilik hakkı %6 eksiltilerek var. Evet, doğrudur. Yani 1973 doğumlu olduğu için arkadaşımız Pembe Hanım 55 yaşında, 57 yaşına 2 yıl kaldığı için %12 eksiltilerek emekli maaşı alma hakkına sahiptir değil mi Ahmet? Doğrudur. Devam ediyorum. Ahmet Akdeniz dostum. Devrim yaşamında kamuda görevli bir işçinin asgari ihtiyaç sandığı yatırımı ne kadardır işçi ve işveren tarafı olarak? Şimdi minimum %4,4'tür. Ama kamudaki işçilerin toplu sözleşmesi 5,5'tir. Yani nerede? Genel bütçeden ödenen kamudakilerin %5,5'tir. Yani toplu sözleşme işçilerin toplu sözleşmesi kapsamında olan işçilerin 5,5'tir. O toplu sözleşme kapsamında olmayan ve kamuda çalışan işçilerin kendi özel yasaları o toplu sözleşmeye atıf yapmıyorsa onların 4,4'tür. Dolayısıyla toplu sözleşme kamu işinin imzaladığı toplu iş sözleşmesi kapsamında olanların %5 çalışan %5 işveren verir. Bazı yasalar vardır ki kamuda işçiler içindeki bu yasa kapsamında örneğin TÜİK'te çalışan işçilere kamudaki toplu sözleşme uygulanır. O zaman onların da 5,5'tir. Ama kendi yasası o toplu sözleşmeye atıf yapmıyorsa 4,4'tür. Abi devam ediyorum sorulara. Tabii. Kıbrıs'ta 4 yıldır çalışıyorum. Çalışma dairesi bana 60 yaşında olabileceğimi söyledi. Türkiye SGK borçlanmadan emekli olanlardan kesinti yapmıyor. Araştırdım. Bir gün dahi borçlanarak emekli olan yurt dışında çalışamaz. Çalışırsa kesinti yaparım diyor. Yani Türkiye'deki mevzuata ben hakim değilim. Yani Türkiye'de borçlanarak emekli olan kişilerin burada emekli olup olamayacağı bilmiyorum yani onu. Açık söyleyeyim yani bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Borçlanarak emekli olan biri dediniz. Değil. Bak soruyu bir daha okuyayım. Hiçbir şey Ahmet dostum. Kıbrıs'ta 4 yıldır çalışıyorum. Çalışma dairesi bana 60 yaşında emekli olabileceğimi söyledi. Türkiye SGK borçlanmadan emekli olanlardan kesinti yapmıyor. Araştırdım. Bir gün dahi borçlanarak emekli olan yurt dışında çalışamaz. Çalışın ki ha. Yani ben Türkiye'de borçlanma yapmadan hakkımla emekli olduysam Evet. Kıbrıs'ta da Türkiye SGK'ya bildirsem de Türkiye SGK bana emekli maaşımı Türkiye'de azaltmadan buradaki süreleri de tamamlarsam emekli olabilirim diyor. Dediği yani öyle anladım. Bilmiyorum tam anlaşılmadı yani. Tam şey yapmadım ben de devrim. Bir dediğim Evet. gibi Bir şey değil yani bunu arkadaşımız Zafer Bey bize özelden bana özelden mesaj atın. Tam olarak gerekirse telefon numaramı da yazarım size. Konuşur. Tam net bilgiyi size verebilir. Çünkü bu konularda şey de önemli Ahmet biliyorsun. Hani hazır soruları beklerken de yanlış bilgi vermemek adına tüm bilgilerin doğru toplanması lazım ki çok Aynen. ayrıntılar var. Güzel. Biz sorun yaşamayalım. Haklısın.
Evet, yaklaşık 1 saat 10 dakikadır yayındayız. Bakıyorum başka soru var mı diye. Şu anda başka bir soru görünmüyor. Başka bir sorusu olan varsa arkadaşlar yorum yazabilir. Dediğim gibi yine normal konularımıza dönecek olursak Umut dostum yazmış Umut Sonuç. Devrim iyi akşamlar. Evet, bu soruya cevap verebilirim diye düşünüyorum. Ahmet yanlışı tam düzelt. Devrim iyi akşamlar. Sosyal sigortalar yasasından 2007-2019 arası 10 yıl, 12 yıl kesintisiz yatırımım var. 2019'da asıl ve sürekli kamu sosyal güvenlik yasasına tabi oldum. 25 yılı sosyal güvenlik yasasını doldurup emekli olduktan sonra 3 yılda sosyal sigortalı yasasına yatırımlarımı 15 yılda tamamlarsa 2 emekli hakkı kazanır mıyım? Umut 55 yaşına geldiğinde ikisi de 25 ederse ikisinden de emekli olur. Birini de 15 yıla tamamlaman gerekmez. Aynen. İkisinden 3 yıldan fazla yatırımın olacağı için iki taraftan da emekli maaşı alabilin. Ama emekli çıkıp eğer 15 yılın yok ya diğer tarafta 12 yıl. 12 yıla binaen emekli maaşı alabilin. Ama onun formülünde hesaplaması diğer hizmetlerinden birleştirdiği için düşük bir emekli maaşı çıkar. Sen o düşük emekli maaşını alarak bunu 15'e tamamlarsan bileceksin ki emekli maaşın çok çok fazla artacak. Çünkü hizmet birleştirmesinden değil, direkt aktif 15 yıllık yatırımı olan bir birey olarak sosyal sigortadan emekli maaşı alacak. Dolayısıyla 12 yılı 15'e tamamlamadan da sigorta eksiltilmiş sigorta maaşı alabilirsin. Ama tavsiyem sana o emekli maaşını alırken 3 yılda kendin primini ya bir yerde çalışırsan işvereni ya da sen yatır ki 15'e tamamla. Değil mi Ahmet? Son 5 yılda da 600 gün şartını sağlar Umut Bey ve dediğim gibi bir sosyal sigortalardan ayrıyeten bir maaş hakkı kazanmış olur Umut Bey. 15'e tamamlamasa da alabilir. Tabii. Sosyal hizmetleri yasa buradadır. Sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerin hesaplanması yasası. 30-96. 12 yılında alabilir ama 12 yılda alacağın emekli maaşından 3 yılda prim yaptırırsan alacağın maaş çok daha fazladır ve bu arada emekli maaşı alırken de 12-15'e tamamlayabilir. Yani kamuda sosyal güvenliktesin ama kamudan çıktığın anda otomatikman gene sosyal sigortalar yasasına geçeceksin bu. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten o şey 55 yaşı devrin o son 15 yılı son 5 yılda 600 gün şartını sağladığında biz ona nazari maaş değil de müstakil bizden ayrı sosyal sigortalar yasası tabii ayrı bir maaş hakkı olacak Umut Bey. Evet. Burçin dostum, arkadaşlar ikinizin diline ve emrine sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önem arkadaş, çok iyi oluyor. Önem eksiğimiz varsa lütfen bizi bilgilendirin. Bu TC işlerine biz hakim değiliz. TC'de bir fiil çalışıp emekli olan bir kişi KKTC'de de çalışabilir. Aylığı kesilmez. Ama yurt dışı borçlanması yaparak TC'de emekli olduysa KKTC'de çalışacaksanız TC'deki emekli aylığının durdurulması gerekmektedir. Tamam, demek ki doğru anladım. Yani eğer TC'den bir fiil borçlanmadan bir emekli maaşı alıyorsanız KKTC'de çalışmanıza binaen TC'deki emekli aylığınız durdurulmuyor. Ama borçlanarak emekli olursanız ve KKTC'de çalışacaksınız, o zaman emekli aylığınız durduruluyor. Çok teşekkür ederim Önem arkadaşım. Umut dostum, ben teşekkür ederim. Aysın Mulla, iyi akşamlar. Devrim Devlet'in vereceği 1500 TL için verilecekse eğer bu sırada sigortamıza devlet tarafından yatırılacak mı? Teşekkürler. O şeye yönelik, yani bu kapalı olan sektörlere yönelik daha önce o sürelerin sigortada emeklilikten sayılması için veya kısa süreli veya uzun süreli yani hastalık ve benzeri sürelerde dikkate alınması için çıkarılmış bir kararname var. Ama o kararnamede Bakanlar Kurulu'nun kapattığı yerler diyor. Biliyorsunuz Eylül 2020'de yasa değişti ve kapatma kararlarını artık Bakanlar Kurulu almıyor. Sağlık Üst Komitesi alıyor. Daha doğrusu Sağlık Üst Komitesi önerisiyle Sağlık Bakanı alıyor. Şimdi orada sigortalarda bir ikiliklik var.
Sigortalar diyor ki son kapamalar diyor kapatan kararnamede Bakanlar Kurulu değil Sağlık Bakanı'dır. Dolayısıyla kararnamenin değiştirilmesi gerekir diyenler de var. Ama pratikteki uygulama nedir? Ahmet şu anda bir bilgin var mı? Şu an için bu faaliyete ara verilir Son. bu süreçte. Yok, şu anda son Sağlık Üst Komitesi'nin tavsiyesine Sağlık Bakanlığı kapattığı yerler var ya Şubat'ta, Evet. Mart'ta, şu Ocak'ta, Şubat'ta. Evet. Bunların süreden sayılmasına yönelik bir karar var mı şu anda ya da uygulama? Henüz bir karar yok devrim konusunda. Ha, yani daha önceki Bakanlar Kurulu kararında Bakanlar Kurulu kapatır diyordu. Dolayısıyla aslında yeni bir karara gerek yoktu ama şimdi sigortalar diyor ki artık kapatma kararlarını Bakanlar Kurulu almıyor. Bu kararı Sağlık Üst Komitesi'nin tavsiyesine binaen Sağlık Bakanı alıyor. Ben onları süreden saymayacağım iddiasında bulunan yöneticilerimiz var. Sayabilmesi için yani kararın değişmesi gerekir. Ama hükümet diyebilir ki ben sokağa çıkma yasağı da Bakanlar Kurulu olarak aldım. Dolayısıyla bu insanlar işe Bakanlar Kurulu kararıyla gidemedi bu sebeple deyip yorumlayıp da süreden sayabilirler. Ama bu konuda baskı oluşturmamız gerekiyor. Netlik yok. Yani bu tamamen hukukun yorumlanmasıyla alakalı bir şeydi. Bu konuda Ama niyet varsa Ahmet siyasi iradede yürütmede hiç tartışmaya meal vermez. Oturur aynı kararnamenin Bakanlar Kurulu iki kelimeyi çıkarır. İki kelime Sağlık Bakanlığı etkiler. Sağlık Bakanlığı yani Bakanlar Kurulu'nun kapattığı değil yani oyun cambazı, kelime oyun cambazı. Ruhsal bayramlar hamile olan personelle 56 önce ve 56 doğum sonra doğum izni hakları var. Fakat bazı personel 56 süresi gelmeden doktor raporu olmadan izin kullanıyor. Örneğin ilgili ayın 18'inde doğum öncesi başlaması gerekirken ayın 13'ünden itibaren izne çıkıyor. Haliyle işveren de primlerini çalıştığı gün sayısına göre yatırıyor. Bu durum arada 90 günler oluyor ve bu sebepten dolayı sigortalarda ödeneğini 90 günlerden dolayı ödemiyor. Bu doğrultuda önerileriniz nelerdir? Ben şeyi anlamadım ya burada. Yani normal iznin başlamasından önce niye doğum izni nasıl çıkabiliyor ki Ahmet doğum izni? Yani şimdi bizim soruyu net anlamadım devrim ama Ben de yani anlamadım. Şu şöyle bir fakat bazı şey personel olabilir. doktor raporu olmadan izin kullanıyor diyor. Örneğin ilgili ayın 18'inde doğum öncesi izin hakkı başlaması gerekirken ayın 13'ünden itibaren izin çıkıyor. Niye 13'ünden itibaren çıkıyor? Çıkmaması lazım değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Yani Yani bu sen kendi inisiyatifinle ben seni 13'ünde çıkarıyorum deyip işveren olarak bir de primini eksik yatırırsan olmaz. Çünkü bizde ödeneksiz izin hakkı yoktu. İşte orada doğru. Ödeneksiz izin hakkı olmadığı için o 5 gün o aradaki süreyi işverenin yatırması gerek. Süresi gelmeden izin çıkar diyor. Çıkarmayacaksınız. Çünkü yoktur. Kendi yıllık izninden kullanacak. Aynen. Başka yolu yok yani. Mevzuatımız açık ve net. Ödeneksiz izin hakkı yok. Süresi gelmeden bir insan izne çıkmak isterse kendi yıllık izninden çıkacak. Başka yol yok bunun. Kesinlikle devrim, kesinlikle. Cengiz Gümüş Atam, Devrim Kardeşi iyi akşamlar. Eşim 1 Nisan, Ahmet sen notçuğunu al. 1 Nisan 1969 doğumludur. Haziran 1987 yılından belli sigortalıdır. Ama 2012 yılında yapılan sosyal sigortalar yasasındaki 88 yılından sonraki sigortalıların değişiklikten dolayı emekli yaşı 54 yaşında gün alınca denildi. Bu konuda sizin bilgilerinizi alabilir miyim? Şimdi 1 Nisan 69 doğumlular 25 yıl olduğunca kaç yaşında çıkabilir Ahmet? 53 yaşı doldurduğu takdirde, 54'ten gün aldığı takdirde de Tamam doğrudur. Evet. Evet yani tam da Cengiz dostumun dediği yani yazdığın doğrudur. 50 yaşında emekli hakkı olan sosyal sigortalar 25 yıl yatırımı olan bir kişi 50 yaşında emekli olabilir ki hiç unutmuyorum Şerife Ünver'di. Sayın Şerife Ünver'di UVP Çalışma Bakanı'ydı. Biz mevcut bu 50 yaşı mevcut çalışanlara da yükseltiyoruz dedi arkadaşlar. Ve dedi ki 45 yaş üstüne dokunmayacağım ama ne zaman? 1 Şubat 2012 yılında 45 yaş üstünde olanlara dokunmayacağım.
1 Şubat 2012 yılında 35 yaşın altında olan herkesi dedi 50'yi 60 yaptım. Ve 1 Şubat 2012 yılında 35 ve 45 yaş arası olanları da kademeli yükselttim dedi. Yatırdığı prim gününe bakılmaksızın ve çok büyük bir haksızlık yapıldı. Yani bir kişi 45 yılı varken, 45 yaşındayken örneğin 35 yaşındaki bir insandan çok daha az prim ödeyip o 35 yaşındakinden daha önce emeklilik hakkı elde etti. Ama tüm dünyada mevcut çalışanlara emekli yaşı yükseltilirken sigortalılığa ilk kaydı ve yatırdığı primleri de dikkate alınırken bizde bu uygulama yasada dikkate alınmadı ve şu anda bu yasadaki bu şekildeki kademeli yükseltmeden 17 yaşında çalışmaya başlayan bir insana 43 yaşında emekli, 43 yıl çalışıp emekli olun diyorlar dostlar. Bakın 17 yaşında çalışmaya başladı. Düşünün. 35 yaşındaydı. Yani 17 yaşından 30, 18 yıl prim yatırımı vardı. Var. 25 yıl daha çalışacak dediler kendine. Yani 43 sene arkadaşlar. Ya bu adam kadının ya da adamın 15 yıl yatırımı vardı. Tüm dünyaya örnek alıp emekli yaşını yükseliyor anladık. Ama sigortaya ödediği primi de dikkate alsana. Ah, Ruhsar Hanım en kısacası işe gelmeyen personelin primlerini yatırmakla mükellef mi işveren? Onu anladım doğru mu? Evet. Eğer durduruma vermiyorsa kendi iznini kullanmıyorsa işveren o çalışanın primini yasa gereği çok doğru anladınız. Yatırmak zorundadır hukuken. Doğru değil mi Ahmet? Doğru. Doğrudur demin. Yani Türkiye'de ödeneksiz izin hakkı var. Hatta bu pan ve şu şekil var. Suistimal edilmesin diye çalışanın imzası alınarak rızasıyla ödeneksiz izin var. Bu pandemide onu da değiştirdiler Ahmet. Çalışanın rızasını çıkarttılar, kaldırdılar. Ama bizim mevzuatımızda ödeneksiz izin yoktur ve bugün yüzlerce insanımızı ben seni ödeneksiz izne yolladım diyor. Yatırımda yapmıyor. İşten duruşunu da vermiyor. Yani bu işverenlerin de şu şekilde yasayı uygulamadıkları noktada aleyhine olacak. Yarın o işçi gidip anasının ak sütü gibi mahkemeden alır yani o primleri. Aynen. Doğrudur. 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 Halil dostum iyi yayınlar diyor. Yani teşekkür ederim. Bakıyorum başka yorum var mı diye. Ahmet senin de bu arada söylemek istediğin bir şey olursa atladığımız bir şey var mı? Yani sorularla açılıyoruz. Sorularla daha Güzel iyi. bir katılım var Devrim. Güzel bir Efendim? katılım var. Güzel bir Evet. katılım var. İnsanlar dediğimiz gibi Ahmet dostum yani bilgi almakta şey yapıyor. Cengiz arkadaş sormuş. 1968 doğumlu biri. 1995 yılında sigortalandı ve şu an emekli oldu. Bu haksızlık değil mi? Hatta 1969 yılında Şubat 28'de doğan 52 yaşını doldurduğunda emekli olacak. Buna ne denir? Aynen öyle. Bravo. Aynen öyle. Gökhan Bey, iyi akşamlar, selamlar beyler. 1 Mayıs 2005 işe başlama. Kaç yaşında emekli olabilirim? Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Gökhan dostum bize doğum tarihini yaz. O Doğum önemli. tarihi önemli. Yani 2008 öncesi ilk defa girdiğinde deseydin sana 60 diyecektim ama 2005 dediğin için sosyal sigortalar yasası. Sağ ol Ceyhun dostum. Ceyhun Ümiteli iyi yayınlar diliyor Gökhan dostum. Ahmet dostum. Ama Gökhan dostum sana şunu söyleyeyim. 1 Mayıs 2005'te işe girdiğine göre senin de emekli yaşın 60'a çıkmıştır yani. Öyle düşünüyorum. Çünkü 75 iyi akşamlar Emet'e dostum. Emet'e Taşkan iyi akşamlar arkadaşlar demiş. Teşekkürler Emet arkadaşım. Yani 1 Mayıs 2005'te evet, 1980 Aralık doğumluyum. Emekli yaşın kademeli yükseltme kapsamına 1 Şubat 2012 yılında 35 yaşın altında olduğun için 32 yaşında olduğun için emekli yaşın 60 oldu sevgili Gökhan. Ama o her yıla %6 maaş eksiltilerek 55'ten sonra 25 yılın varsa emekli maaşı almaya hak sahibidir. Değil mi Ahmet? Az önce okuduğumuz Doğru, maddeden dolayı. doğru, doğru, evet.
Doğrudur. Evet, bak orada o 40 yaş olayını ben de bilmiyordum. İyi oldu okuduğumuzu öğrendik. Yani bilmediğimiz şeyleri bilmiyoruz diye kabul ederiz yani. Hiç sorunumuz değil, onu da söyleyeyim. Devamlı Öğrenmenin. güncellenen bir yasamız var devrim. Devamlı şekilde güncellenen bir yasamız var mutlaka. Yaşadık sonra, tecrübe edindik sonra yasa da değişiyor haliyle. 2019'da en son güncellenen yasamız en son 2019 yılında güncellendi. Bunlarla ilgili işte bir yerde sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik yasası uyumlaştırılmaya çalıştı. Aradaki o anomali biraz giderilmeye çalışıldı 2019 yılında. Yani ben şunu söyleyeyim abi. Yani bu mesela en büyük sorun bizi ileride bekleyen, yani bunu izleyenlerimizin de bilmesini istedim. Bu sosyal güvenlik yasası kuruldu. Yani bizim sigortalarda iki tane mevzuat var arkadaşlar. Biri 1 Ocak 2008 öncesi sisteme girenleri dahil olduğu sosyal sigortalar yasası var. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası. Bir de 1 Ocak 2008 sonrası sisteme girenlerin dahil olduğu sosyal güvenlik yasası var. Sosyal güvenlik yasası oraya prim yatıranların parasının ayrı bir fonda değerlenmesini öngörüyor. Neden? Çünkü sosyal sigortalar yasasında hiçbir zaman devlet ödemesi gereken parayı ödemediği için üçüncü bacağını, çünkü biz zannediyoruz ki %9 işçi öder, %11 işveren. Hayır. Devletin de üçüncü bacağı var. Ödemediği Evet. için aktüaryal dengesi bozuldu ve emekli maaşı ödemekte zorlanıyor. Ama 1 Ocak 2008'den sonra sosyal güvenlik yasasında devlet prim yatırmaya başladı. Ama bu defa bunun ayrı fonu kurulamadı. Geçici madde koydular. Ta ki kurulana kadar dediler ortak fona gider. Şimdi sosyal güvenlik yasasından o bozuk olan sigorta yasasına binen emekli çıkanları finanse ediyor. Oysa çok güzel bir şekilde üçüncü devlet bacağı ödemeye başladığı günden itibaren bunun fonunu da ayırması lazımdı. Yani bu fonu ayırmayan insanlar şu anda en büyük kötülüğü yapıyor ileride 1 Ocak 2008 sonrası emekliye çıkacak olanlara. Pardon, o tarihten sonra sigortalı olup emekliye çıkacak olanlara. Olgun bayramlar. Çok teşekkür ederim abi. Güzel ülkemin güzel insanları. İyi ki varsınız. Güzel program oldu. Canlı yayınız süperdi. Cengiz arkadaşımız, Devrim arkadaş bu konuda 1987 yılında sigortalara bir dava yoluyla emekliliğini kazanabilir mi? 3 yıl hakkı yendiğini yasa yoluyla kazanma durumu var mı? Yani 87 yılında sigorta. Şimdi sigortalanma tarihi önemli değil bizde. Önemli olan, yani yanlış anladıysam yazın bir daha yorum. Emekli yaşınızın hesaplanmasında önemli olan 1 Şubat 2012'de kaç yaşında olduğunuzdur. Soruyu Faik abi, algılayamadım, soruyu devireyim. onu biraz açarsan bize dostum çok sevinirim. Faik abi diyor ki 2012 yılı sigortalar açısından küçük yaşta işe başlayanlar için kara yıldır. Evet, 75 bin 100 bin TL civarında fazla bir yatırım söz konusudur. Küçük yaşa işte başlayanlar sömürülmüştür. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani tam da dediğim gibi ben, yani kendi ailemden de biliyorum yani öyle. 17 yaşında liseyi bitirip çalışmaya başlayacaksın sen. 15 yıl prim yatıracaksın. Ve sana diyecek ki sen 60 yaşında emekli olabilirsin. Ama hasbelkader buna erişim 45 yaşındaysan da 15 yıl yatırımın da var. Emekli çıkabilecek. Evet. Şahin Karanfil, iyi akşamlar. Şubat 1977 doğumluyum. Nisan 98'de sigortam var. Yani Şubat 77 doğumlu biri ne zaman? 25 yıl. 60'tır. 60. Evet. 60'tır. Şahin dostum 60 yaşında. Cengiz Gümüş Atam, 1969 1 Nisan doğumluyum. 87 yılının Haziran'da sigortalı oldum. 1 Nisan 69 Ahmet. 1 Nisan 69, 55, 25 yılı varsa 53 yaşında olduğu takdirde, 15 yılı varsa da 57 yaşında emekli çıkar. Bir daha tekrarla Ahmet de orada bir ses kesildi, sana zahmet lütfen. 53 yaşını da 25 yılı varsa 25 yıl varsa 53 yaşını da
15 yıl varsa da 57 yaşın doldurduğu takdirde, 58 yaşından gün aldığı takdirde emekli çıkar. Evet. Ne yapalım? Yavaş yavaş sonlandıralım. Yani yine şey yaparız. Bu videoyu izleyen ve soru sormak isteyen arkadaşlarımız da olursa öyle de mesaj atabilir. Veya bunun altına yorum yazabilir. Kaçırdığımız bir şey olursa gözlemlemeye çalışırız diye düşünüyorum. Ne dersin Ahmet? Yavaş yavaş sonlandıralım. Nah. Güzel bir katılım oldu. Bizim Gerçek. yani hiçbir beklentimiz yok. Tek derdimiz emekçi arkadaşlarımıza, işverenlere mevzuat çerçevesindeki yapılması veya yapılmaması gereken konuları dikkate almak. Ha, bu arada şeyi buldum. Güzel oldu burada yapılan yorumları direkt görebileceğim bu programı da yeni öğrendim. Bir arkadaşımız şey demiş, kaçırdım orayı. Türkiye'de 7 yılım var, Kakadece'de 3 yılım var, 47 yaşındayım. Kırk yaşında. Ama Ahmet sosyal güvenlik yasasına tabi. 3 yılı var burada. Sosyal Türkiye'de güvenlik. Yani evet. buradaki sürelerini Türkiye'ye taşıyabilir. Ve oradan emeklilik hakkı alabilir. Ama sosyal güvenlik anlaşması da bu sosyal 73-2007 sayılı yasada bu var mı? Bununla ilgili halen bir şey yok, geçerli bir anlaşma yok diye biliyorum. Çünkü yüksek 23.187 sayılı yasa TC ve TKKTC Sosyal Güvenlik Yasası sosyal sigortalar yasasında da tabi olan kişilerin faydalandığı bir şeydir. Sosyal Güvenlik Yasası'nda hizmet birleştirmesi olgusu var mı? Onunla ilgili emin değilim devrim. Tamam, onu bakar döneriz. Katli Ateş 1982 doğumluyum. 2012 yılında sigortam başladı. Kaç yaşında emekli olabilirim? 60. 55'te her yıla %6 şey olabilir. Azaltılarak düşük emekli maaşı veya 60 yaşında tam emekli maaşı. Cengiz dostum şey diyor Ahmet. 1 Nisan 87 doğumlu ya. Evet. Pardon, 1 Nisan 69 doğumlu ya. Evet. 53 yaşını doldurduğunda mı yoksa 53'ten gün aldığında mı emekli olabiliyor? 53 yaşını doldurup 54'ten gün aldığı takdirde. Tamam. Ben daha buradan şey yani 2022. tamam yani 2020 çünkü yani yasa çok 2022. açık. Yaklaşık 70'e 2000 evet 2010'a 11'e 12'ye yani 1 Şubat 2012'de 42 yaşını doldurmuştu. Evet. Değil mi? Yani Evet, şöyle doğrudur. söyleyeyim, Cengiz olsun. 1 Şubat 2012'de 42 yaşını doldurmuşsan ve 25 yılın var, 53 yaşında. Eğer 43 yaşını doldurduysan 52 yaşında, 41 yaşını doldurduysan 54 yaşında. Doğru. Yani durum bu. Evet. Tabii 54 yaşındayı, bak mesela burada ne güzel anlatıyor. 50 yaşını doldurmuş olanların der mesela, ama 54 yaşında demek, ama sizde onu açalım, anladığım odur. 54'ten gün aldığın gün mü? Örneğin 54'ü doldurduğun gün mü 54 yaşında oluyorsun sigortalada? 54'ü doldu, yani 54 yaşında. Yani şimdi burada bahsettiğim devrim 67 doğumlu olanlar 51 yaşını doldurup 52'den gün aldığında 25 yılda 25, 69'da 69'lar 53 yaşında yaşını doldurup 54'ten gün aldığında emekli olur. 25 yıldan. Evet. Yani ben bir daha söylüyorum. 1 Şubat 2012'de 42 yaşını dolduranlar 53 yaşını bitirdiğinde
41 yaşını doldurmuş olanlar 1 Şubat 2012'de 54 yaşını bitirip 55'ten gün aldığında. 40 yaşını doldurmuş olanlar 55 yaşında, yani 56'dan gün aldığında. Yani bir yaşında ifadesi için o yılı tamamen bitirmeniz lazım. Aynen, Ben aynen. teşekkür ederim. Ergün Eyyubi dostum diyor ki devrim şimdi gördüm yani. Son kaç yılın yatırılmış olması lazım? Eğer 25 yıl yoksa Ergün dostum o birilerinde son 5 yılda 600 gün değil mi Ahmet? Doğrudur dedi. Herkese bir teşekkür ederim. Bu videoyu kayıtlı olarak paylaşın. Aslında iş yasası ve sigortalar yasasını irdeleyen bir seri program bile yapılabilir. Süper bir program. Kaka dedi ki öğrenmeli. Teşekkür ederiz abi. Dilimiz döndüğünce daha yani bunun yani arkası gelmesi lazım şey anlamda yani farklı alanlardaki arkadaşlarla bu konuyu irdelemeye devam etmemiz lazım. Çünkü yani o kadar deniz derya bir konu ki sorularla açılıyor. Yoksa bunları anlatmaya başlasak böyle bir hafta yetmez yani süre anladın haklısın. Kesinlikle, kesinlikle doğrudur, haklısın o konuda. Evet. Bu Abi konuda Şahin Bey diyor ki abi 1977 doğumlular 60 yaşında emekli olacak. Evet evet, doğrudur. çünkü 1 Şubat 2012'de 35 yaşını doldurmuş olanlar bile 36'dan gün almayan herkes 1 Şubat 2012'de 36 yaşından gün almayan herkes 60'lı oluyor. Evet. Yani orada şey de değişir Ahmet bazen. Mesela Ocak doğumlu oldu. Ocak doğumlu olduğunda kafa otomatik 2012'ye göre hesapladığında yanılabilirlik. O yüzden tam doğum tarihi çok önemlidir. Yani bir devrim şunu ya diyeyim. 31 Ocak 1969'da olan 69 doğumlu olan biri 52 yaşını doldurup 53 yaştan gün aldığında ve 25 yılı varsa emekli çıkar. Ama 1 Şubat, 2 Şubat 1969'da doğan biri 53 yaşını doldurup 54'ten gün aldığında 25 senesi varsa emekli olur. Bu Yani arada şeyin etkisi yok söyle abicim. 2 günde, Tabii. 3 günde 1 yıl emekliliğini öteleyenler var. Doğru. Bu arada şeyin bilgisini vereyim. Mesela benim kazanılmış hakkım değil miydi? İşte ben işe başladım. 15 yıl prim yatırdım. Ben nasıl 50 yaşım 60 yaşa gitti? Kazanılmış hak değil mi? Sorusu soran arkadaşlarımız oluyordur eminim. Bu konuda sendikalar dava açtı arkadaşlar. Mahkemenin verdiği cevap şudur. Bir hakkın kazanılmış olabilmesi için tüm sonuçları ile dolmuş olması lazım. Yani senin 50 yaşında olup 25 yılını doldurduysan ve emekli olma hakkın varken çalışıyorsan o senin kazanılmış hakkındır. Eğer 50 yaşına gelmediysen ve 25 yılı dolsa da dolmasa da fark etmez. O emekliliğin hakkını elde edebilecek yaşta olmadığı için emeklilik hakkın tam doğmadığından dolayı kazanılmış hak olmuyor diyor mahkeme. Yani Ama yeni izinde olmak için 45 yaş üstünü muaf tuttular yasada. anladım. Bunu hatırlarsan bir dönem bir kez sana sormuştum. Yani kazanılmış bir hak olarak kabul, ama tüm koşulların sağlanması takdirinde kazanılmış hak olarak deklare edilir dediğin, bana Yani hatırlarsan. evet ve orada da bir de hukukta şey vardır. Haklı beklenti vardır. Örneğin tamam ben 50 yaşında değilim. Kazanılmış hakkım yok. Ama 49 yaş ve 11 ayım var 50'ye. Haklı bir beklentim var. Şimdi benim emekli yaşımı yükseltebilir mi? İşte ne oldu o durumda olmak? Onların da tartışmasını yapmamak için mahkemede 45 yaş üstü eski yasada 50 ise 50'de kalacak dediler. Yani o haklı Aynen. beklentimi de öldürdüler. Ha, ama yukarıda 77 yazardı Şahin dostum o yüzden. Ay 77 doğumluyum. Ben 87 doğumluyum. Evet, 87 doğumluyum. Aynen anladım. Yani 87 doğumlu 60 yaş zaten. Evet. Emeklilik hakkı var. Yani orada da 45 yaşı koydular ki 45 yaşını doldurmuş olan herkes 50'de çıkabilsin. Haklı beklentisi olmasın da mahkeme olur da yasayı bozar. Ben buna ün verdi yasası derim.
Yani o dönem, yani bu kamudaki işçileri de kapsar. O dönem kamudaki işçilere de dava açmak dışında hiç seslerini yükseltmediler yani. O da aynı bir tartışma. Evet, bence malgaranı buldu biraz. Yine yayın yaparız. Seni eklemek istediğin bir şey var mı dostum? Devrim çok, çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı, çok da yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, pandemi sürecinde de iyi bir misyon üstlendiğini söylemek isterim buradan. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok katkı koydun çalışma hayatında. Bundan ilgili çalışanların haklarıyla ilgili. Yani öğrenmek dinamik bir şeydir. Bu konuda bize, şahsım bana çok önemli katkılar koydun. Daha da meraklı olmaya başladık. Kendi yürüttüğümüz işle ilgili. Ben sana bu yolda başarılar diliyorum. Beni programına davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Benim için de ilk tecrübe oldu bu. Onu söyleyeyim. Çok da memnun oldum. Ahmet dostum ben teşekkür ederim. Yani ben kesinlikle gazeteci, haberci, programcı değilim. Yani haddimi bilirim. Gazeteciler de beni yanlış anlamasın. Bizim çalışan haklarına yönelik bir grubumuz var. Orada çalışan her türlü ülkedeki insanı bilgilendirmek istiyoruz. Bu konuda Ahmet dostum benim eksiklerimi çok iyi bilen ve benim bilmediğim birçok hususta işi gereği hakim olduğu için mevzuata tek gayemiz çalışanı bilgilendirmek. Yani keşke bunları devletimiz yapsa da biz de bu saatlerde burada oturmasak yani hiç önemli değil. Yani öyle bir program yapma şeyimiz de yok. Bu noktada gel bu çalışana beraber yardımcı olalım dediğinde beni kırmadığın için, vaktini ayırdığın için ben çok teşekkür ederim mesela. Gerçekten çok sağ Rica ol. ederim. Bir soru daha Rica var. ederim. Atlamayalım. Emekli için buradayız. Madem 73 doğumluyum. Doğumlu 50 yaşında 11 bin iş günü olan çalışanın kazanmış hak olarak emekli olur mu? Olamaz. Yani maalesef olamıyor. Mahkeme orada netleşti. Dolayısıyla yasa yürürlüktedir. 73 doğumlu biri kaç yaşında emekli oluyor Ahmet? 25 yılı varsa 57 yaşını doldurup 58'den gün aldığı takdirde Evet. emekli olur. Maalesef prim günü. Ben yani burada şunun mesajını da vereyim. Tüm siyasi partilerin de mücadele etmesi gerekir. Daha doğrusu şu konuda lütfen dikkate alınsınlar. Gelin bu emekli yaşının kademeli yükseltilmesini, yükseltmeyin demiyorum. Bakın geçtim oraya artık. Bu kademeli yükseltmede yükseltildiği zamanki insanların yatırdığı prim gününü de dikkate alaraktan yeniden bir düzenleme yapalım. Çok mağduriyet var. Yani çok haklısınız. Yani 11 bin iş günü ya 11 bin ne ki 43 yıl yatıracak emekli olamıyor. Yani buna yönelik en azından insanlara kazanılmış hakkı hukukta mahkeme vermeyebilir. Ama siyasi iradenin yasa değiştiğinde 15 yıl prim yatırımı olan bir insanla 3 yıl prim yatırımı olana hiçbir ayrım yapmaksızın farklı düzenlemeler getirmesi sadece yaşa bakarak vicdanlara sığmaz. Sığmaz yani vicdanlara. Ben tekrardan Ahmet dostuma çok teşekkür ederim. Emekçi Ben arkadaşlarım, teşekkür ederim. esnaf arkadaşlarım, işveren arkadaşlarım. Biz buradayız. İster işveren olun, ister işçi olun. Mevzuata yönelik. Çünkü işverene de mevzuatı bilgilendirmek bizim görevimiz ki işçinin hakkını teslim edebilsin. Bu noktada tekrardan Ahmet dostuma teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz Ben için size teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Yayınımızı paylaşabilirsiniz dediğim gibi insanlarımız öğrensin. Sorularınız olursa özelden mesaj atın. Tekrardan teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.